Sevgili Koç Burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde haritayı yorumlamaya çalışacağım. Hemen içeriye geçmek istiyorum. Şimdi Kasım ayında Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün sizin 8. evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki burada para konularıyla alakalı bir savaşınız var, bir mücadeleniz var. Hani Mars burada savaşı ve mücadeleyi gösteriyor. Güneş de burada ciddi anlamda bunları çözmek için adım attığınızı. Merkür burada yani bu konuların, para konularının veya zor meselelerin ciddi anlamda kafanızda yer edindiğini gösteriyor. Yani siz demek ki özellikle Kasım ayında arkadaşlar para konularına içinize dert ettiniz. Yani bunları çözmek için uğraşıyorsunuz. Burada problemleriniz var. Yani eşinizin parası olabilir. Bir nafaka parası, bir sigorta parası ödemesi, bir kredi çektiniz, bir borcunuz var. Bir alacak verecek durumu var. Hani bu tarz konularla alakalı problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ya da tabii ki Mars, Merkür'e yakın bir konumda arkadaşlar burada. Yani burada kardeşinizin bir ameliyat gündemi, akrabalarınızın bir ameliyat gündemi oluşabilir. Yine keza bakın Güneş ve Mars'ın burada 8. evinizde yerleşiyor olması. Burada baba figürlerinizin yani dedenizin veya babanızın eğer her ikisi de ölmüşse eşinizin bir ameliyat gündemi oluşabilir. Hani bu konulara oldukça yatkın olduğunuz bir aydasınız arkadaşlar. Kasım ayı itibariyle ya para konuları ya da ameliyat gündemleriyle alakalı bir gündeminiz var diyebilirim. Bunun haricinde tabii ki Venüs'ünüze baktığım zaman sizin 6. evinizde olduğunu görmekteyim. Şimdi Venüs sosyal ilişkileri ve parayı gösterir. Şimdi 6. evde olduğu için sosyal ilişkiler daha çok rutin iş hayatınız, günlük yaptığınız işler ya da sağlık konularıyla alakalı olduğunu gösteriyor. Yani siz rutin yaptığınız işlerden dolayı yapmış olduğunuz sosyal bağlantılar, sosyal görüşmelerin çok fazla olduğunu gösteriyor. Belki de sağlıkla alakalı bazı görüşmeleriniz, birileriyle konuşmalarınız var. Ya da tabii ki 6. ev angarya işlerdir. Yanınızda çalıştırdığınız insanlar, kiracılarınızla olan iletişimleriniz, sosyal bağlantılarınız artmış olabilir. Para kazançları buradan geliyor olabilir. Yani yeni bir çalışan almakla alakalı, özellikle 8 Kasım tarihine kadar ya da yeni bir kiracı ile alakalı sosyal görüşmeler, para konularıyla alakalı sosyal görüşmeler yapma ihtimaliniz oldukça fazla olacaktır. Bunun haricinde tabii ki 8 Kasım tarihinden itibaren bu tarihte ben Venüs'ün sizin 7. evinize girdiğini görmekteyim. Şimdi 7. ev sizin evlilik evinizdir. Yani burada ikili iş anlaşmaları ile alakalıdır. En çok görüştüğünüz insanlarla alakalı sosyal bağlantılarınız artacak. Eğer evliyseniz eşinizle olan sevginiz, merhametiniz, bağlılığınız artacaktır. Yani özellikle ev ortamında daha hoş vakitler, daha keyifli vakitler yapma ihtimaliniz oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Eğer bekarsanız ASC derecenizin tam karşısından geçerken Venüs, yani buradan artık kaç derece bilmiyorum. Buradan Venüs buraya geldiği zaman arkadaşlar, hani burada artık kaç derece ise birisiyle tanışma ihtimaliniz oldukça fazla olacaktır. Ya da ikili iş anlaşmaları bakımından şanslı olacaksınız. İkili iş anlaşmaları yaparak para kazanabilirsiniz. Yine en çok görüştüğünüz insanlarla, yani bu eğer haftanın 5 günü çalışan biriyseniz, bu çalışma arkadaşlarınızla iş yerinde hoş vakitler geçireceğiniz 8 Kasım sonrası bir ay olacağını, böyle geçeceğini söyleyebilirim. Para konularında şanslı olacaksınız. Yapmış olduğunuz, görüşmüş olduğunuz insanlardan yana ya da eşinizden para istemek konusunda, işte ikili iş anlaşmalarında karşınızdaki insanlardan para isteme konusunda aslında şanslı olacaksınız 8 Kasım sonrası. Bunun haricinde tabii ki 13 Kasım tarihine geldiğimiz zaman burada 20 derece Akrep Burcu'nda bir
Yeni ay var. Yeni ay yeni süreçleri, yeni başlangıçları gösterir. 8. evdeyken para konularında yeni bir başlangıç var. Sanki eşinizin parasıyla alakalı yeni bir süreç başlatıyorsunuz. Yani bir nafaka parası, bir sigorta parası olabilir bu. Hani para konularıyla alakalı yeni bir dönem başlatacaksınız. Belki de para konularında yani borçlarınızı yeniden yapılandıracaksınız. Burada Mars'ın da olması ciddi anlamda bu konuyu çözerken zorlanacağınızı, birileriyle kavga etme ihtimalinizi gösteriyor. Belki de bir mahkemelik süreç var para konularıyla ilgili. Hani bu yüzden bu şekilde çalışma ihtimali var. Özellikle gizli düşmanlıklar değil de açık düşmanlarınız varsa para konularında 13 Kasım sonrası bu sürecin biraz sertleşeceğini söyleyebilirim. Bunun haricinde tabii ki 8. ev zor meselelerle alakalı. İşte nafaka paraları, sigorta paraları, hani bir yerden zorla para almakla ilgilidir arkadaşlar. Kredi çekmek de buna dahildir. Hani bunu çözmek için ciddi anlamda zorlanacağınız bir dönem başlatıyor. Zor meseleler aynı zamanda ameliyatlarla ilgilidir, ölümlerle ilgilidir. Hani miraslarla ilgilidir arkadaşlar. Hani burada yeni bir süreç başlıyor sizin için. Özellikle 10 Kasım, 11 Kasım ve 12 Kasım tarihinde şimdi burada Güneş'in Uranüs karşıtlığı var. Yine Mars'ın arkadaşlar Uranüs karşıtlığı var. Özellikle 10 Kasım, 11 Kasım ve 12 Kasım tarihlerinde ani gelişen olaylar yüzünden canınız biraz sıkılabilir. Yani bu bir kardeşinizin ameliyat gündemi, işte akrabanızın bir ameliyat gündemi oluşabilir, babanızın bir ameliyat gündemi oluşabilir. Güneş ve Mars'ın birbirine çok yakın olmasından dolayı. Yani burada ya para konularıyla alakalı ya da ameliyat gündemleriyle alakalı ciddi bazı gündemler hayatınıza doğru geliyor Kasım ayında. Şimdiden gardınızı öneririm. Özellikle miraslar para konularıyla alakalı, yani bir borcu kapatmak istiyorsanız bu borcu kapatırken ya çok zorlanacaksınız ya da bu parayı almak için kavga edeceksiniz. Ciddi anlamda zorlanacağınız bir dönem başlıyor arkadaşlar. Bu yüzden şimdiden dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi bunun haricinde 23 Kasım tarihine geldiğimiz zaman ne var? Şimdi 23 Kasım tarihinde Güneş'in Yay burcuna girdiğini görmekteyim. Şimdi Yay burcu sizin 9. eviniz. 9. ev tabii ki mahkeme süreçleriyle alakalı, yayıncılıkla alakalı yeni bir süreç var. Burada kendinizi ortaya koyacağınızı, farkındalık yaratmak için her zamankinden daha fazla ön planda olacağınızı gösteriyor. Belki de mahkeme süreçlerinde çok fazla ön planda olacaksınız. Eğer bir arsa davanız varsa. Hani yayıncılık yapan biriyseniz çok fazla içerik oluşturabilirsiniz 23 Kasım sonrası. Ya da dış ticaret konularında çok istekli olacaksınız. İşte Amazon'da, Etsy'de satış yapmak gibi düşünceleriniz varsa, hani bu konularda oldukça istekli olabilirsiniz potansiyel olarak. Ya da eşinizin akrabaları, 7. ev eşimizi gösterir. Eşinizi gösterir. 7. evin 3. evidir arkadaşlar, 9. ev. Bu da eşinizin akrabalarıdır. Bu yüzden eşinizin akrabalarının problemleriyle yüzleşeceksiniz belki de. Bu yüzden burada parlayacaksınız diyebilirim. Hani olasılık bakımından bu şekilde de çalışabilir. Ya da uzmanlık gerektiren eğitimler, üniversitelerde doçentlik, astroloji eğitimleri, İngilizce eğitimi gibi konularda da parlayabilirsiniz. Yabancı bir ülkeye gitmek ile alakalı konularda adım atma potansiyeliniz var. Yani belki de bir vize görüşmesi ya da yabancı ülkeye gitmekle alakalı bir tur şirketiyle görüşmek gibi konular 23 Kasım sonrası oldukça ön planda olacaktır. Tabii zaten 24 Kasım tarihinde buraya Mars da giriş yapıyor. Mars'ın buraya girmesiyle beraber zaten burada bir savaş da vereceksiniz. Yani diyelim ki siz içerik üreten bir insansınız YouTube'da. Hani bu içeriği üretirken ciddi anlamda zorlanacağınızı ve mücadele vereceğinizi gösteriyor. Mahkeme süreçlerinde ciddi anlamda evet daha önce adım attınız 23 Kasım'da. Ama 24 Kasım'da ve sonrasında da ciddi anlamda kavgalarınızın, savaşınızın çok fazla artacağını söyleyebilirim.
Hani vize görüşmeleri konusunda zorlanabilirsiniz. Yabancı bir ülkeye gitmeyi düşünüyorsanız. Dış ticaret konusunda toptancılar, distribütörlerle çok fazla görüşmeleriniz oluşabilir. Yine burada karşınıza aldığınız insanlarla ciddi anlamda savaş verebilirsiniz. Belki de bir ürünü almak için karşınızdaki kişiye çok fazla dil dökeceksiniz veya çok fazla ürün alıp satma düşünceniz var 24 Kasım sonrası. Ya da üniversitelerde ya da astroloji eğitimi konusunda çok fazla savaş vereceksiniz bir konuyu öğrenmek için diyebilirim. Hayat felsefenizi gerçekleştirmek için, yani bir kariyer hedefi belirlemişsinizdir kendiniz için. Bu konuyu gerçekleştirmek için ciddi anlamda Mars'ınızın burada olması sebebiyle ciddi anlamda savaş vereceğiniz bir dönem var. 24 Kasım sonrası hayat felsefesi konusunda ciddi anlamda savaş vereceksiniz. 27 Kasım tarihe geldiğimiz zamansa 4 derece İkizler Burcu'nda bir dolunay var arkadaşlar. Bu dolunay sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor. Yani üçüncü ev kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla alakalı net olmayan, belirsiz olan konular netleşecektir. Belki kardeşiniz evlenecek, nişanlanacak. Hani bu konularla alakalı bir gündeminiz oluşabilir. Veya akrabalarınızın düğünleri falan vardır Kasım ayında. Hani bu konular oluşabilir. Üçüncü ev aynı zamanda tabii ki eğitimlerle alakalıdır arkadaşlar. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir ticarete başlamak, yani yeni bir özellikle yurt içi ticaretle ilgilenen bir insansanız, bu konularda belki de adım attınız ama başarılı olacak mıyım, olmayacak mıyım? Hani bu konular netleşecektir. Üçüncü ev eğitimlerle alakalı olduğu için sadece eğitimlere başlamak değil, belki de eğitime başladınız, sen bu eğitimden başarılı olacak mısın, olmayacak mısın? Bunun kararı var. Üçüncü ev aynı zamanda yurt içi seyahatlerle alakalıdır. Belki de başka bir yere seyahat etmek, belki de yıllık izninizi aldınız Kasım ayında. 10-15 gün süre zarfında hani belki de yöneticilerinizden, patronlarınızdan izin alacaksınız. Bir seyahate çıkacaksınız. Bu konu netleşecek diyebilirim. Yani özellikle 10-15 gün süre zarfında, Kasım'dan sonraki süreçte, Aralık'ın başlarında siz seyahat konularında bir eğer bir belirsizlik yaşıyorsanız bu konularda da belirsizliğin ortadan kalktığını, kalkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Sevgili koç burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili boğa burçları, kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları ile karşınızdayım. Hemen içeriye geçmek istiyorum. Şimdi Kasım ayında Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün sizin Akrep burcunuzda ve 7. evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki özellikle Güneş'in Akrep burcu olması sebebiyle eşinizle olan, ortaklarınızla olan, en çok görüştüğünüz insanlarla olan gündemlerinizde fark yaratacaksınız. Kendinizi ortaya koyacaksınız. Mars burada problemleriniz olduğunu gösteriyor. Ya eşinizle bir probleminiz var. Ya en çok görüştüğünüz insanlar, ikili iş anlaşması yaptığınız insanlar, ortaklarınız. İşte haftanın 5 günü kimle görüşüyorsunuz? Mesela patronlarınız, yöneticileriniz, iş yerinizde belki bir probleminiz var. Mücadele veriyorsunuz burada. Yani burada bir sıkıntıyla yüzleştiğinizi görmekteyim. Merkür burada tabii ki özellikle fikirlerimizi, düşüncelerimizi gösteriyor. Burada Akrep Burcu olması sebebiyle krizlerle boğuştuğumuzu, ya maddi anlamda ya da manevi anlamda en çok görüştüğünüz insanlar, eşiniz, ortaklarınız, iş hayatınız konusunda problemleriniz olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle burada sizden yaşça genç iş arkadaşlarınızla problem yaşamaya oldukça yatkınsınız. Yine keza Mars-Güneş kavuşumundan dolayı eşinizle olan bir probleminiz oluşabilir. Maddi anlamda problem yaşamaya yatkınsınız. Özellikle ortaklı bir şirket yönetiyorsanız diğer ortağınızla olan bir problem oluşabilir açıkçası.
Bunun haricinde tabii ki Venüs'ünüze baktığım zaman Venüs sizin 5. evinizde. Venüs sosyal ilişkileri ve parayı gösteriyor. Özellikle 8 Kasım tarihine kadar özellikle sevgilinizde olan sosyal ilişkileriniz oldukça fazla olacaktır. Ya da 8. ev, pardon 5. ev, çocuklarınızla olan görüşmeleriniz, sosyal bağlantılarınız oldukça fazla olabilir. Belki de çocuğunuz sizden uzakta. Kasım ayında çok fazla görüşüyor olabilirsiniz. Belki çocuğunuzun yanına seyahat edeceksiniz veya çocuğunuz sizin yanınıza gelebilir şeklinde çalışabilir. Veya aşk hayatı konusunda şanslı olacaksınız 8 Kasım tarihine kadar. Bunun haricinde tabii ki 5. ev bizim keyif aldığımız konularla alakalıdır. İşte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, astroloji öğrenmek, ek kazançlar, hani bu konularla alakalı sosyal bağlantılarımız artabilir ya da bu konulardan para kazanabiliriz diyebiliriz. Tabii ki 5. ev aynı zamanda özellikle borsalarla ilgilidir, yatırımlarla alakalıdır. Borsalarla alakalı sosyal bağlantılarımız artabilir ya da bu konulardan para kazanma düşüncemiz 8 Kasım tarihine kadar oldukça aktif olacaktır. Bunun haricinde tabii ki 8 Kasım tarihinden sonra özellikle Venüs sizin 6. evinize giriş yapacak. Bundan dolayı sizin sosyal bağlantılarınız özellikle rutin iş hayatınız, günlük yaptığınız işler sebebiyle birileriyle bir araya gelme düşünceleriniz oluşabilir. Ya da sağlık konularıyla alakalı birileriyle sosyal bağlantı içerisine girme ihtimaliniz var. Rutin iş hayatınızdan para konularında şanslı olacaksınız 8 Kasım sonrası. Ya da yanınızda çalıştırdığınız insanlar, kiracılarınızla ilgili sosyal bağlantılarınız, sosyal görüşmeleriniz artabilir diyebilirim. Normal olarak yapmış olduğunuz işlerden yani bir rutin işiniz varsa bu işlerden para kazancınız var. Ya da normal görüşmeleriniz, sosyal bağlantılarınız daha çok bu alanlardan gelecektir. Para kazançlarınız aynı şekilde kiracılarınızdan yana şanslı olacaksınız. Ya da yeni bir kiracıyla tanışma ihtimaliniz var diyebilirim. Bunun haricinde 13 Kasım tarihine geldiğimiz zaman şimdi bu tarihte 20 derece Akrep burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. Mars da burada. Şimdi 7. ev sizin evlilik eviniz, ortaklarınızla alakalı, en çok görüştüğünüz insanlarla alakalı yeni bir süreç başlatacaksınız. Mars burada özellikle zorlu bir süreci gösteriyor. Eğer evlenecekseniz bu evliliğin çok fazla borçla, çok fazla kavga ederek, belki de karşı taraf bu evliliğe karşı, bu evliliği başlatırken çok mücadele vererek başlatıyorsunuz diyebilirim. Yani karşı tarafın babası belki de istemiyor bu evliliği. Bu yüzden kavga ederek, mücadele ederek bir evliliğe adım atma ihtimaliniz var. Ya da çalışmıyorsunuz, iş yapma ihtimaliniz var. İkili bir iş anlaşması yapma ihtimaliniz var ama bu ikili iş anlaşmasını başlatırken çok mücadele vereceksiniz. Belki de borç alarak, kredi çekerek bir iş anlaşması yapacaksınız. Yani bu bir toptancı görüşmesi oluşabilir. Yani bir distribütörle anlaşma yapabilirsiniz ama bu anlaşma yaparken ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Açık düşmanlarınızla olan davalık süreçleriniz vardır. Yani bu süreçleri başlatırken, dava açarken belki de avukatlara çok fazla para ödeyeceksiniz. Hani böyle bir süreçte karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır. İkili ilişkiler konusunda zorlandığınız, mücadele ettiğiniz, para konularında zorlandığınız bir süreç var arkadaşlar. 13 Kasım sonrası özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihinde evliliklerinizde, ortaklarınızda, ikili iş anlaşmalarında
ciddi anlamda zorlandığınız bir süreç oluşabilir. Çünkü bu tarihte özellikle Güneş'in Uranüs karşıtlığı, Uranüs'ün Mars karşıtlığından dolayı özellikle evliliğinizde problemler, ortaklarınızda problemler, çalışıyorsanız iş yerinizde problemler yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır. Belki de evliliğinizde yani evli olduğunuz insanla para konularıyla alakalı bir problem var. Bu yüzden problem yaşıyorsunuz. Özellikle 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım tarihlerinde ciddi bazı ödemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri sizin için oldukça önemli olacaktır diyebilirim. Bunun haricinde ben 23 Kasım tarihinde Güneş'in sizin 8. evinize girdiğini görmekteyim. Demek ki eşinizin parası, ortak kazançlarla alakalı ciddi bazı adımlar atacaksınız. Kendini göstereceksiniz. İşte farkındalık yaratacaksınız burada. Fark yaratmak için bir şeyler yapmaya deneyeceksiniz. Tabii Güneş Yay burcundayken belki uzak diyarlarla alakalı, yayıncılıkla alakalı, dış ticaretle alakalı, belki de başkasından beklediğiniz paralarla alakalı, belki de bir hizmet veriyorsunuz. Hani burada bir adım atma söz konusu diyebilirim. Hemen bir gün sonrasında Mars da buraya girecek. Demek ki burada ciddi anlamda 24 Kasım sonrası başkasından gelen paralar, işte kredi parası, nafaka parası gibi konularda mücadele vereceğiniz, savaş vereceğinizi söyleyebilirim. Özellikle 24 Kasım sonrası arkadaşlar ameliyatlarla alakalı bazı gündemleriniz oluşabilir. Çünkü bu tarihte Güneş Mars'la aşağı yukarı kavuşum yapacak ve kavuşum yaparken de Satürn'le bir karesi var. Şimdi 24 Kasım tarihinde yani özellikle bir babanızın, dedenizin veya bu kişiler ölmüşse eşinizin bir ameliyat gündemi oluşabilir. Veya para konularıyla alakalı ciddi anlamda zorlandığınız bir süreç başlıyor arkadaşlar. 24 Kasım sonrası. Bunun haricinde tabii neler söyleyebiliriz? 27 Kasım tarihinde 4 derece İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Şimdi bu dolunay sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Demek ki para kazançları konusunda netleşen bazı haberleriniz var. Belki de bir adım attınız. Yani yeni bir iş girişimi başlattınız. Bu işten ben para kazanacak mıyım, para kazanmayacak mıyım? Hani böyle bir haber var. Bir netleşme var. Veya bir iş görüşmesi yaptınız. Bu iş görüşmesinin sonucu var. Bir kredi çekmekle alakalı ya da nafaka gelirleri, mahkeme süreçlerinden gelecek paralarla alakalı bir süreç vardı. Bu haber gelecek arkadaşlar. Ya da para kazançlarınızla alakalı, yatırımlarınızla alakalı bazı süreçleri başlattınız. Bu 27 Kasım sonrası 10-15 gün süre zarfında maddi gelirlerinizle alakalı beklediğiniz haberler gelecektir diyebilirim. Tabii ki İkizler yay aksında olduğu sebebiyle yani belki de eğitimle alakalı bir süreci başlattınız siz. Belki astroloji eğitimi, belki İngilizce öğrenerek yabancı ülkeler, dış ticaret, yayıncılıkla alakalı belki de siz bir süreç başlattınız ama bu süreçten ben para kazanacak mıyım, para kazanmayacak mıyım? Bunu anlayacağınız bir dönem alacak. Yani belki de eşinizden para isteyeceksiniz, ortaklarınızdan para isteyeceksiniz ya da uzun dönemdir yani para kazanmak için siz bir mücadeleniz var. İşte bu mücadeleniz sonuç verecek mi, vermeyecek mi? Özellikle Aralık ayının başlarına 10-15 gün süre zarfında siz bunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bu konulardaki belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Ameliyat gündemleriyle alakalı babanızın, dedenizin veya eşinizin ameliyat gündemleri olumlu gerçekleşecek mi, olumsuz mu olacak veya miraslarla alakalı süreçlerdeki belirsizlikler ortadan kalkacaktır diyebilirim.
Sevgili boğa burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları ile karşınızdayım. Hemen içeriye geçmek istiyorum. Şimdi Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün Kasım ayında sizin 6. evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki rutin iş hayatınızda bazı problemler var Mars'ınızdan dolayı ya da sağlıkla alakalı problemleriniz var Kasım ayı itibariyle. Yani burada sanki bir problemi çözmek istiyorsunuz. Ya çalışma arkadaşlarınızla bir problem yaşıyorsunuz ya da rutin iş hayatınızda işte ticaretle uğraşan birisiniz, ödemelerde problem yaşıyorsunuz, maddi anlamda krizler yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle Merkür de burada, yani kafamızın, zihnimizin oldukça manevi hem manevi hem de maddi anlamda krizlerle boğuştuğunuzu ve bu kafanızda çok fazla yer edindiğini gösteriyor. Özellikle yani burada Mars Merkür kavuşumundan dolayı özellikle bu ay içerisinde kardeşinizin, akrabalarınızın bir ameliyat, bir sağlık problemi oluşabilir. Ya da Güneş-Mars kavuşumundan dolayı özellikle Kasım ayında baba figürlerinin yani eşinizin, babanızın, dedenizin bir sağlık problemi oluşabilir. Ya da çalışma hayatınızda arkadaşlar, patronlarınız, yöneticilerinizle aranızda bazı problemler yaşamaya oldukça yatkın olacaksınız. Yanınızda çalıştırdığınız insanlar, özellikle genç insanlar, kiracılarınızdan yana bazı problemler yaşamaya oldukça yatkın olacaksınız diyebilirim. Özellikle şimdi oraya gelmeden önce tabii ki biz Venüs'ü de biraz bahsedelim. Şimdi Venüs sizin dördüncü evinizde olduğunu görmekteyim. 8 Kasım'a tarihine kadar özellikle sosyal ilişkiler bakımından yaşadığınız yerle alakalı. Belki yaşadığınız yerde bazı değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Yeni eşyalar satın almak istiyorsunuz. Bir şeyleri değiştirmek, tamir ettirmek. Hani bu yüzden bazı insanlarla sosyal bağlantılar kurabilirsiniz diyebilirim. Ya da yuvanızda yani eşinizle, anne babanızla sosyal bağlantılarınız, sosyal ilişkileriniz, görüşmeleriniz artmış olabilir diyebilirim. Özellikle evinizden para kazanma konusunda şanslı olacaksınız. Belki de satın almış olduğunuz mülkleri satarak para kazanıyor olabilirsiniz. Yani bazılarınız özellikle emlakçılık yapan bir kişiyseniz, özellikle 8 Kasım tarihine kadar bir şeyler alıp satarak para kazanma konusunda, özellikle gayrimenkulleri satarak para kazanma konusunda aslında şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz 8 Kasım tarihine kadar. ...8 Kasım tarihinde ise Venüs sizin 5. evinize giriyor. Demek ki sosyal ilişkiler konusunda aşkınızla, aşık olduğunuz kişilerle hoş vakitler, keyifli vakitler geçirme konusunda oldukça şanslı olacaksınız 8 Kasım sonrası. Aynı zamanda çocuğunuzla çok fazla ilgilenmek, çocuğunuzla hoşça vakitler geçirme konusunda şanslı olacaksınız. Belki çocuğunuz başka bir şehirde yaşıyor. Hani siz onun yanına gideceksiniz, onlar sizin yanınıza gelecek. Bu konularda şanslı olacaksınız. Hobileriniz konusunda şanslısınız. Yani bir astroloji eğitimi almak, işte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, güzel kıyafetler almak konusunda şanslı olacaksınız. Ya da bu konulardan para kazanma konusunda şanslısınız. Yani astrolojiden para kazanmak, işte tasarımdan veya modadan para kazanmak, bunun haricinde 5. ev tabii ki
yatırımlarla ilgili, borsa hisse senetleriyle alakalı insanlarla bir araya gelebilir ve bu kişilerden yardım alabilirsiniz. Yani belki de astroloji konusunda uzman olan bir kişiyle bir araya gelebilirsiniz. Çünkü beni sosyal ilişkileri gösterir arkadaşlar. Bunun haricinde belki borsada çok fazla bilgisi olan insanlarla sosyal olarak iletişime geçebilirsiniz, diyebiliriz. Ya da çocuklarınızla çok fazla vakit geçireceksiniz. Bu konudaki sosyal bağlantılarınız, sosyal ilişkileriniz artacak diyebilirim. Ya da çocuklarınızın problemleri için adım atacaksınız, diyebilirim. Böylece çocuklarınız da çok fazla bir araya gelecek ve iletişimleriniz artacak, diyebiliriz. Bunun haricinde 13 Kasım tane geldiğimiz zaman, şimdi 20 derece Akrep burcunda bir yeni ay var. Yeni ay yeni süreçleri gösterir. Şimdi bu yeni aya Mars'ta eşlik ediyor. Yani Mars zaten savaşı gösteriyor. Şimdi rutin iş hayatımızda bir savaş vereceğiz demek ki. Çalışma arkadaşlarımızla savaştığımız, kavga ettiğimiz bir dönem başlayacak 13 Kasım sonrası. Ya da çalışma arkadaşlarımızla beraber zorlandığımız, çok fazla iş yükünün geldiği bir dönem olabilir, oluşabilir. Yani patronlarınız olabilir, çalışma arkadaşlarınız olabilir, çok fazla iş yükü geliyor olabilir. Ya da bu insanlarla kavganız var, mücadeleniz var, tartışmalarınız var şeklinde oluşabilir. Tabii ki 6. ev çalışma arkadaşlarınız dışında patronsanız yanınızda çalıştırdığınız insanlar, kiracılarınızla alakalı yeni bir süreç başlıyor ve bu yeni süreç belki de kavgayla başlayan, belki de kiracılarınızla alakalı bir sorun yaşayan birisiniz. Hani böyle bir süreç içerisine girebilirsiniz. Belki de evden çıkmak istemiyor. Veya siz kiracısınız, ev sahibiyle problemler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Böyle angarya gibi gördüğünüz bazı problemlerle karşılaşacaksınız 13 Kasım sonrası. Bu problemlerin para ile alakalı olma ihtimali oldukça yüksek Akrep Burcu olması sebebiyle. Bunun haricinde tabii ki 6. evde olması sebebiyle arkadaşlar sağlıkla alakalı problemler yaşama ihtimaliniz var. Özellikle kardeşlerle alakalı ya da baba figürleri, işte babanız, dedeniz ya da bu kişiler ölmüşse eşinizle de ilgili olabilir. Yani eşinizin bir sağlık problemi oluşabilir hastanelerde. Özellikle 11 Kasım arkadaşlar, 12 Kasım, 13 Kasım tarihlerinde Güneş-Uranüs karşıtlığı var. Mars-Uranüs karşıtlığı var arkadaşlar. Hani bundan dolayı özellikle hani bu karşıtlık, hani yan yana sembollerin yan yana çizmek tam o güzel gözükmediğini görmek değil mi, ama bu gezegenler yan yana arkadaşlar, dip dibe. Yani şu anda tam 180 dereceymiş gibi görmüyor olabilirsiniz ama şu anda özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde eşinizin, kardeşlerinizin, babanızın bir sağlık problemi oluşabilir açıkçası. Veya iş yerinde arkadaşlar bir problem yaşayabilirsiniz. Kiracılarınızla, yanınızda çalıştırdığınız insanlarla ciddi anlamda bir problemler yaşamaya doğru gidiyorsunuz 13 Kasım sonrası. Olasılıklar bu şekilde yani. Bunun haricinde 23 Kasım tane geldiğimiz zaman Güneş sizin 7. evinize giriyor. Şimdi 7. ev sizin evlilik evinizdir. Yani burada eşinizle çok fazla vakit geçireceksiniz. Eşinizle beraber mücadele vereceksiniz. En çok görüştüğünüz insanlar, ikili iş anlaşmaları konusunda, yani çalışmıyorsanız ikili bir iş anlaşması yapmak için çok fazla adım atacaksınız. İşte birilerini arayacaksınız, birilerini araya katmaya çalışacaksınız. Yani normalde bunları yapmayan biri olsanız bile birileri size gelecektir, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Zaten 24 Kasım tarihi itibariyle Mars da buraya giriş yapacak. Yani burada eğer çalışmayan biriyseniz özellikle burada ikili iş anlaşması yapmak için
Çok fazla mücadele yapacaksınız. Çok fazla iş görüşmesi gerçekleştireceksiniz. Eşinizle mücadele edeceğiniz bir dönemde olarak da çalışabilir tabii ki olasılık bakımından. Yani eşinizle 24 Kasım sonrası tartışmalara oldukça yatkın olacağınız bir dönem başlıyor diyebilirim. Bunun haricinde açık düşmanlarınız varsa, davalık olduğunuz insanlarınız varsa 24 Kasım sonrası bu süreç biraz hem kızışacaktır hem de sizin artık adım atmanız gereken bir dönem var. 24 Kasım sonrası. 27 Kasım tarihine geldiğimiz zaman şimdi bu tarihte İkizler Burcu'nda arkadaşlar 4 derece İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Dolunay sizin 1-7 aksınızda gerçekleşecek. 1-7 aksı olduğu için özellikle ikili ilişkiler, evlilikleriniz, girişimleriniz etkilenecektir. Yani sen belki de bekarsın, yani evlilik ile alakalı bir adım atmak istiyorsun. İşte kız isteme gibi bir durumları var. Belki de karşı taraf istemiyor. Ya da bir tarih belirleyeceksiniz. 27 Kasım sonrası. Ya da 1-7 aksı tabii ki girişimlerle alakalıdır arkadaşlar. Sen bir şirket kurmak istiyor olabilirsin. Yani burada bir şirketi kurdun. Acaba başarılı olacak mıyım, olmayacak mıyım? Hani 10-15 gün süre zarfında hani bu konulardaki belirsizlikler çözülecektir. İkili iş anlaşmaları olduğu için çalışmıyorsan bir yerlere başvuru yapmışsındır. Bu başvurulardan sonuç alacaksın diyebilirim. Kişisel yeteneklerimle alakalıdır. Yani bir yerlerden kurs almışsındır. Bu kurs sonrası bu kursun sana faydalı olup olmayacağıyla alakalı ilk dönüşleri alacaksın diyebilirim. Bunun haricinde nelerle alakalıdır? Tabii ki açık düşmanlarımızla ilgilidir 1-7 aksı. Eğer belirsiz olan durumlar varsa hani belki de uzlaşmacı yani arabulucu bir avukata başvurdunuz açık düşmanlarınızla alakalı. Hani burada sorunları çözecek miyim, çözmeyecek miyim? Hani bu süreçler netleşecektir 10-15 gün süre zarfında diyebilirim. Özellikle ikili ilişkiler konusunda bazı şeyler netleşecektir. Yapmış olduğunuz başvurular, yapmış olduğunuz eğitimler, danışmanlıklar konusundaki belirsizlikler çözülecektir diyebilirim. Özellikle dış ticaretle ilgileniyorsunuz, toptancılar, distribütörlerle yapmış olduğunuz görüşmeler olumlu veya olumsuz bir netleşme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Aşağı yukarı bu şekilde yani evlilikleriniz, ortaklıklarınız, girişimleriniz konusunda netleşen bazı durumlar, gündemler özellikle 27 Kasım sonrası 10-15 gün süre zarfında Aralık ayının başlangıcında sizleri beklediğini söyleyebilirim. Yani aşağı yukarı olasılıklar bu şekilde sevgili ikizler burçları. Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi sevgili ikizler. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi Kasım ayında Mars'ın, Güneş'in ve Merkür'ün sizin 5. evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki Kasım ayında özellikle çocuklarınızla alakalı veya yatırımlarınız, aşk hayatınızla alakalı bir mücadeleniz var, bir probleminiz var ve bu problemi çözmekle meşgulsünüz. Aynı zamanda Akrep Burcu olması sebebiyle alacak verecek durumları, özellikle para konuları veya krizli bazı meseleler hayatınızda oldukça yer edinecektir. Özellikle burada Mars'ın Merkür'le kavuşum yapıyor olması, demek ki iletişim konularında, kardeşlerle alakalı meselelerde sanki bir sorun var. Belki kardeşinizin ciddi anlamda bir para problemi vardır ya da kardeşinizin bir sağlık problemi olabilir. Yine burada Güneş'in Mars'la bir kavuşum var. Özellikle çocuğunuzun belki de hocasıyla, öğretmeniyle veya bir astroloji öğretmeni, bir eğitmeni şeklinde de çalışabilir. Burada bu kişilerle tartışma, belki de bu kişilerle bir mücadele içerisine gireceksiniz siz Kasım ayında. Ya da sizin 5. evde yani burada borsa gibi konularda bir eğitim almışsanız, hani bu kişiler özellikle yönetici olan kişilerle sanki bir savaşınız varmış gibi
duruyor. Bunun haricinde Venüs'ünüze baktığımız zaman sizin 3. evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki 3. ev konularında sosyal ilişkiler artacaktır. Bunlar yakın kardeşler, özellikle 8 Kasım tarihine kadar kardeşlerinizle olan ilişkileriniz, akrabalarınızla olan sosyal bağlantılarınız oldukça fazla olacaktır. Ya da eğitimle alakalı konular, yani bir konuyu öğrenirken başkalarıyla çok fazla iletişime geçme ihtimaliniz olduğunu gösteriyor. Ya da burada ticaretle alakalı konularda çok fazla başkalarıyla sosyal olarak iletişim haline geçebileceğinizi gösteriyor. Venüs aynı zamanda para kazanmayı gösterir. Kardeşlerden para anlamında yardım alabileceğiniz, yakın akrabalarınızdan, yakın çevrenizden maddi anlamda özellikle 8 Kasım tarihine kadar maddi anlamda fayda görebileceğinizi gösteriyor. Ya da bu kişilerle sosyal olarak bağlantınız artacaktır. 8 Kasım tarihine kadar. Aynı zamanda iletişimden, ticaretten ve eğitim konularından da para kazanma olasılığınızı gösteren bir yerleşim olduğunu söyleyebilirim. 13 Kasım tarihine geldiğimiz zamansa, şimdi bu tarihte, pardon, 8 Kasım tarihine geldiğimiz zaman Venüs'ün Terazi burcunuza girdiğini görmekteyim. Yani burada Terazi burcu sizin 4. eviniz. Demek ki özellikle kendi yaşadığınız yeri güzelleştirmek için bazı alışverişler yapma ihtimalinizi gösteriyor. Yaşamış olduğunuz yerle alakalı belki bazı beğenmediğiniz şeyler var. Bu konularda bir şeyler satın almak isteyebilirsiniz. Tabii ki Venüs burada sosyal ilişkileri gösterdiği için anneniz babanızla olan iletişimleriniz çok fazla artabilir. Sosyal olarak bu konularda iletişimleriniz artabilir. Ya da 4. ev tabii ki satın almış olduğunuz mülklerle alakalıdır. Özellikle Kasım ayında, 8 Kasım'dan sonra satın almakla alakalı, yani bir ev satın almak, bir araba satın almakla alakalı iletişimleriniz, sosyal bağlantılarınız artabilir. Venüs aynı zamanda tabii ki para kazanmayı gösterdiği için şimdi siz burada ailenizden destek alabileceğiniz bir dönemin olduğunu gösteriyor. Yani burada anne babanızdan destek alabilirsiniz. Ya da maddi olarak bir şeyleri satarak, yani ev satarak, araba satın alarak, araba satarak maddi anlamda gelir elde edebileceğinizi gösteriyor. 4. ev aynı zamanda toprak ve ziraatla alakalıdır. Toprak ve ziraatla uğraşan biriyseniz, hani 8 Kasım sonrası özellikle insanlarla çok fazla iletişime geçerek toprak ve ziraattan, yani bir şeyler ekip üreten biriyseniz, bu konularda para kazanma olasılığınızın biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. 8 Kasım sonrası çok fazla çalışmayacaktır. Çoğunuzun hayatında daha çok anne babanızla bir araya gelmek veya evinizde bir şeyler satın almakla alakalı gündemlerinizin çok fazla olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi 13 Kasım tarihine geldiğimiz zamansa, şimdi bu tarihte 20 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ayımız var. Yeni ay yeni başlangıçları gösterir. Tabii ki bu yeni ayın hemen bitişiğinde Mars'ımız da var. Mars burada savaşçı bir gezegen. Demek ki burada çocuklarınızla alakalı arkadaşlar, savaş verdiğiniz, mücadele verdiğiniz bir yeni bir dönem başlıyor sizin için. Belki de çocuğunuz okula başlayacak, kreşe mi başlayacak? Gerçi Kasım ayı, yani okula başlama ayı değil. Bu yüzden belki de çocuğunuzu ya bir eğitime başlayacak, bir kursa yazdıracaksınız, özel bir eğitmene başvuracaksınız ama bunu başlatırken çok zorlanacaksınız. Ya da Kasım ayında arkadaşlar, siz hobilerinizle alakalı, mesela astroloji eğitimlerine başlayabilirsiniz. Belki de özel bir eğitim yani. Fakat bu eğitim alırken ciddi anlamda zorlanacaksınız diyebilirim. Ya da burada aşk hayatınızla alakalı bir kavga sonucu yeni bir dönem başlayabilir. Yani belki de sevgilinizle tartıştıktan sonra kendinize yeni bir sayfa açmak durumunda kalabilirsiniz. Bu kavganın sonucu kıskançlıklar olabilir, para durumu olabilir. Yani bu konulardan dolayı sevgilinizden ayrılmak ve
kendinize yeni bir yön çizmek isteyebilirsiniz. Yine hobileriniz ile alakalı bir şeylere kızdıktan sonra belki de yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Borsa hisse senetleri ile alakalı belki de ciddi anlamda birileriyle tartıştınız. Yapmış olduğunuz yatırımlardan yara aldınız. Ve kızgınlıkla artık yeni bir karar vereceksiniz ve yapmış olduğunuz yatırımlardan belki de çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü Akrep Burcu'nda olması bu yeni ayın maddi anlamda kriz yaşama potansiyelinizi gösteriyor. Özellikle 11 Kasım arkadaşlar. 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde Mars'ın ve Güneş'in Uranüs'e karşıt açısı var. Özellikle çocuklar, borsa gibi yatırımlar, işte astroloji eğitimleri gibi keyif ve aldığımız konularla alakalı, ek kazançlarla alakalı konularda ani gelişen sürprizlerle karşılaşma ihtimalinizi gösteriyor diyebilirim. Aynı zamanda tabii ki burada Güneş-Mars kavuşumu ve Uranüs karşıtlığından dolayı babanızın sağlık problemleriyle alakalı bazı gündemleriniz aniden oluşabilir. 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde babanızın bir sağlık problemi olma ihtimali oldukça yüksek olabilir. Şimdi bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 23 Kasım tarihinde Güneş'in Yay burcuna girdiğini görmekteyim. Hemen zaten 1-2 gün sonra 24 Kasım tarihinde de burada Mars sizin 6. evinize giriyor. Demek ki özellikle siz 25 Kasım sonrası çalışma hayatınız, rutin iş hayatınız konusunda ciddi anlamda zorlanacaksınız. Burada bir mücadeleniz var. Yani günlük yaptığınız işleri yaparken sanki bir savaş veriyorsunuz, bir mücadele veriyorsunuz. Eğer çalışan biriyseniz, özellikle çalışma arkadaşlarınızla ciddi anlamda zorlandığınız bir süreç var 25 Kasım sonrası. Ve bu problemleri çözmek için de siz kendiniz fark yaratmak adına kendinizi ortaya koyacaksınız ve bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Belki de çalışma arkadaşlarınızla olan problemleri çözmeye çalışacaksınız. 6. ev zaten ayrıca sağlıkla ilgilidir. Şimdi 25 Kasım sonrası sağlıkla alakalı problemler de hayatınıza girebilir. Özellikle yay burcu olması sebebiyle yurt dışı bağlantılı konular, dış ticaretle alakalı konularla ilgilenen biriyseniz, hani bu konularda ciddi anlamda savaşacağınız sıkıntılarla ve problemlerle mücadele edeceğiniz bir dönemin sizi beklediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun haricinde 27 Kasım tarihinde ise, şimdi bu tarihte 4 derece İkizler Burcu'nda. Evet, 4 derece İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin 6 12 aksınızda gerçekleşecek. Demek ki burada rutin iş hayatınızdaki o belirsizlikler netleşecektir. Bunun haricinde tabii ki sağlıkla alakalı konularda da ciddi anlamda hani eğer bir sorun yaşamışsanız özellikle 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım tarihlerinde eğer babanızın bir ameliyat problemi gerçekleşmişse 27 Kasım sonrası bu sağlık problemlerindeki o belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Zaten 4 derecede olması özellikle sizin aile hayatınızda annenizin, babanızın bir sağlık problemi olma ihtimalini özellikle Aralık ayının başlangıcında sizi beklediğini söyleyebilirim. Ya da burada babanızın bir sağlık problemi oluşabilir Güneş Mars kavuşumundan dolayı. Ama özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde bu tetiklenecektir. Muhtemelen bu tarihlerde eğer annenizin veya babanızın bir sağlık problemi varsa Aralık ayının başlarında ben bu problemin çözülebilme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ya da belirsizlikten biraz uzaklaşacaksınız diyebilirim. Bunun haricinde şimdi bu dolunay arkadaşlar sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Demek ki rutin iş hayatınızdaki o belirsizlikler ortadan kalkacak.
Yanınızda çalıştırdığınız insanlar, çalışma arkadaşlarınızla olan gizli düşmanlıklar, problemlerle alakalı o belirsizlikler ortadan kalkacak. Kiracılarınızla olan problemler, o belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Yani burada eğer birden fazla eviniz varsa, kiracılarınızla alakalı angaryalı bir süreçle uğraşıyorsanız, bu problemleri de netleşecektir. O belirsiz ortamdan kurtulacaksınız diyebilirim. Aşağı yukarı olasılıklar bu şekilde arkadaşlar. Özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerine dikkat etmenizi öneririm. Özellikle babanızın sağlığı burada dikkat çekiyor arkadaşlar. Ben de bir yükselen yengeç olarak bu tarihler benim için önemli. Sizleri de uyarıyorum. Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları ile karşınızdayım. Şimdi Kasım ayının özellikle Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün sizin dördüncü evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki bugün yani Kasım ayında özellikle siz evinizde, yuvanızda, yaşam alanınızda sanki bir mücadeleniz var, bir savaş veriyorsunuz. Yaşadığınız evde bazı problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var Kasım ayında. Ya da anne babanızın sağlık problemleri, satın almış olduğunuz mülklerde bazı problemler, belki kira ödemelerinde zorluk yaşıyorsunuz veya kredi çektiniz, onunla bir zorluk yaşıyorsunuz. Burada ciddi anlamda Merkür'ün Akrep burcunda olması, yani para problemleri, işte krizlerle kafanız dolu olduğunu biraz görmekteyim. Satın almış olduğunuz mülklerde araba almışsınızdır, ev almışsınızdır. Hani bu tarz problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ya da anne babanızın sağlığıyla alakalı problemler yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Özellikle tabii ki burada Mars ve Merkür'ün birbirine yakın olmasından dolayı, özellikle yaşça genç bir erkek kardeşiniz varsa, bu kişinin problemleri, belki maddi problemleri ya da sağlık problemleriyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz Kasım ayında. Ya da Güneş-Mars kavuşumundan dolayı ailenizde özellikle baba figürleri, dede figürlerinin bazı sağlık problemleriyle karşılaşma ihtimalini biraz gösteriyor. Bunun haricinde tabii ki ben Venüs'ünüze baktığım zaman burada Başak Burcu'nda ve ikinci evinizde olduğunu görmekteyim. 8 Kasım tarihine kadar çok çalışarak, başkalarına faydalı olmaya çalışarak, hizmet vererek para kazanma potansiyeliniz oldukça yüksek olacaktır. Sosyal ilişkileriniz, sosyal bağlantılarınız daha çok para kazanmak ve para kazanma odaklı birileriyle sosyal ilişkilerinizin ve toplantılarınızın oluştuğu şeklinde gözüküyor açıkçası. 8 Kasım'dan sonra özellikle Venüs burada Terazi Burcu'na geçiyor. Terazi Burcu sizin 3. evinizde bulunuyor. Demek ki sosyal ilişkiler daha çok kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla olan ilişkileriniz, bir araya gelmeleriniz biraz artacak. Aynı zamanda eğitimlerden para kazanmak arkadaşlar, ticaretten para kazanmak, eğitimden para kazanmak gibi konular ön planda oluşabilir. Çoğunuzun haritasında tabii ki ben kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla olan sosyal bağlantılarınızın, sosyal ilişkilerinizin bir araya gelmelerinizin biraz fazla olacağını düşünüyorum. 8 Kasım sonrası. Aşk bakımından daha çok aslında bu tarihte kardeşleriniz etkilenecektir. Yakın kardeşleriniz, eğer yakın kuzenleriniz, eğer bekarsa biriyle tanışma ihtimali var aşk bakımından. Sizi biraz pas geçecek Kasım ayı. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 13 Kasım tane geldiğimiz zaman, şimdi 13 Kasım tarihinde burada özellikle biraz kaç saat geriye almam gerekiyor. 20 derece, evet. Şimdi burada 20 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Şimdi yeni ay yeni başlangıçları, yeni süreçleri getirir. Akrep Burcu'nda olması sebebiyle sizin dördüncü evinizde, yani evinizde, yuvanızda, yaşam alanınızda yeni bir başlangıç yapma düşünceniz var. Mars burada sanki bir kavga sonucu ya da mücadele vermekle alakalı
Belki de yaşadığınız yerde yani ev sahibinizle bazı problemleriniz var. Hani ev sahibine kızacaksınız, problemler var, kavgalar var. Bu problemlerden dolayı belki de yaşadığınız yeri değiştireceksiniz. Ya da yaşadığınız yerde çok ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Krizler var, problemler var. Etrafınızdaki yaşayan komşularınızdan rahatsızsınız. Bu yüzden taşınmak gibi gündemler oluşabilir. Dördüncü vatanla ilgilidir. Belki de yaşamış olduğunuz yani ülkemizde yaşamak tabii ki zor ama sizin için ayrıyetten zor geliyor olabilir. Hani başka bir ülkeye seyahat etmek gibi bir gündeminiz varsa özellikle Kasım ayında bu seyahati yaparken ciddi anlamda zorlanarak, maddi anlamda zorluklar çekerek başka bir ülkeye gitmek, işte Amerika'ya gitmek, Kanada'ya gitmek sizin ilgi alanınıza göre. Hani zorlanarak da olsa böyle bir başlangıç yapma potansiyeline sahipsiniz. Aynı zamanda dördüncü ev arkadaşlar. Yaşam alanınızla alakalıdır. Belki de yaşadığınız yer yani yuvanızda, odanızda bazı problemler var. İşte su tesisatında problemler vardır, mutfakta, banyoda problemler vardır. Artık bu problemleri çözmek için adım atacaksınız muhtemelen ve para kaynaklarınızda da hani zorluk yaşamanıza rağmen belki de bu değişiklikleri yapmak durumundasınız. Dördüncü ev aynı zamanda anne babamızı gösterir. İşte anne babanızın sağlığıyla alakalı belki de problemleriniz var. Çünkü bakın özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihinde bakın burada hem Güneş Uranüs karşıtlığı hem de Mars Uranüs karşıtlıkları var. Bu tarihler özellikle etkili olacaktır. Yani buradaki açılar sizin aile hayatınızda yaşadığınız yerde ciddi anlamda krizler. Mesela anne babanızla tartışmalar, ev sahibiyle tartışmalar veya anne babanızın sağlığıyla alakalı ciddi bazı olaylar oluşacaktır. 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım tarihleri biraz ön planda olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Tabii ki 23 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna giriyor. 24 Kasım tarihinde de Mars da buraya gelecek. Şimdi Yay burcu sizin 5. eviniz. Demek ki özellikle çocuklarınızla alakalı, hobilerinizle alakalı girişimler yapacaksınız. Yani belki de çocuğunuzu bir kursa yazdıracaksınız veya siz yani bir astroloji eğitim olabilir, bir keman çalmak olabilir. Yani bu tarz konularda ön planda olacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki bu videoyu seyrettiğiniz için astroloji konusunda belki de bir eğitim alma düşünceniz var. Bu konularda bir savaşınız var. Belki de zaten astroloji aldınız ama özellikle Kasım ayında Mars'ın Yay burcuna girmesiyle beraber sanki bu astroloji eğitimini alırken biraz zorlanacaksınız. Hani bu tarz konular vardır. Tabii ki 5. ev aynı zamanda yatırımlarla alakalıdır. Yatırımlar konusunda biraz mücadele ettiğiniz bir dönem vardır. Belki de bir problemle karşılaşacaksınız. Özellikle 24 Kasım sonrası yatırımlar konusunda şanssızlıklar, para kayıpları yaşadığınız için belki de. Çünkü ikinci evinize kare açı yapacak bu Mars. Bu yüzden yatırımlar konusunda şanssızlık yaşadığınız için belki de bu problemleri çözmek için biraz adım atmayı düşüneceksiniz bu konu başlıklarında. Aşk hayatınızda bazı problemler oluşabilir. 24 Kasım sonrası Aralık ayında en çok sevgilinizle, partnerinizle en çok tartıştığınız dönemler olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu en çok evli olmayan kişiler için yani sevgili olan kişiler için geçerli olacaktır diyebilirim. Bunun haricinde tabii ki 27 Kasım tarihine geldiğimiz zaman şimdi bu tarihte arkadaşlar 4 derece İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin 11. evinizde gerçekleşecek. 4 derece. Şimdi 11 5 aksınız tetikleniyor. Demek ki 11. ev sosyal çevreyle alakalıdır. Kariyer gelirleriyle alakalıdır. Demek ki siz sosyal çevrenizle alakalı bir karar vereceksiniz veya sosyal çevrenizde yani bu sizin iş hayatınızdaki arkadaşlarınız olabilir. Çalışmıyorsanız kendi kuzenleriniz, işte komşunuz, en çok görüştüğünüz kimler varsa bu sizin sosyal çevrenizi oluşturan kişilerden bahsediyorum. Genelde kuzenler şeklinde çalışıyor bende. Hani kuzenlerinizde duymadığınız haberler alma ihtimaliniz var. Ya da kariyer gelirleriyle alakalı bir eğitime başvurmuşsunuzdur. Hani bununla alakalı sonuçları alacaksınız veya artık eğitime
başlama kararını veriyorsunuz. 27 Kasım sonrası 10-15 gün süre zarfında. Tabii ki bakın, Güneşiniz burada, Marsınız burada. Yani çocuklarınızla alakalı belki de burslara başvurdunuz. İşte belediyeye başvur. 11. politika ile ilgilidir. Üniversitede okuyan çocuklarınız vardır. Veya işte belediyenin işte kreşleri var. Birilerinden yardım istemişsinizdir. İşte bu belediyenin kreşleri daha ucuz oluyor. Hem de özel kreşlere nazaran biraz daha fiyatlar ucuz olduğu için. Fakat sınırlı tabii ki bu kreşler. Şimdi birilerinden yardım istersiniz. Bu haber gelecek, netleşecek buradaki haberler. Ya da 11. çoklu insan gruplarını gösteriyor. Yani sosyal medyada eğer sen bir şeyler üretiyorsan, sosyal medyada içerik üretiyorsan, başarılı olup olmayacağına dair bazı haberler alma ihtimalim var. Bunun haricinde tabii ki finansal olarak kurumsal şirketlerle ilgilidir. Birçok insanın çalıştığı kurumsal şirketlerle ilgilidir. Hani bu şirketlere başvuru yaptıysan, Amazon gibi yerler veya finans şirketlerine başvuru yapmışsındır veya çok ciddi anlamda köklü şirketlere, holding gibi şirketlere başvuru yaptıysan, bu şirketlerden geri dönüş alacaksın. Olumlu veya olumsuz bir haberin sana gelebileceğini söyleyebilirim. Kariyer gelirleriyle alakalı, hayat hedeflerinle alakalı bazı belirsizlikler yaşıyorsan, 27 Kasım'daki bu tutulmadan sonra arkadaşlar, bu belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Bakın, burada Güneş-Mars kavuşum var arkadaşlar. Güneş-Mars kavuşum var. Bu tutulma değil de bu dolunay esnasında. Eğer babanızın bir sağlık problemi varsa, özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde yaşamış olduğunuz sağlık problemi babanızla ilgili ise, Aralık ayında muhtemelen bu sağlık problemi ya çözülecektir ya da artık hangi şifa yöntemini uygulayacağınıza karar vereceksiniz diyebilirim. Yani bu sağlık sorunlarıyla alakalı belirsizliklerde özellikle babanızın, dedenizin veya eşinizin bu konulardaki sorunlar, belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Aşağı yukarı olasılıklar bu şekilde arkadaşlar. Sevgili Aslan Burçları. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Hemen içeriye geçmek istiyorum. Şimdi Kasım ayında arkadaşlar, burada Mars'ın, Güneş'in ve Merkür'ün sizin 3. evinizde ve Akrep Burcu'nda olduğunu görmekteyim. Demek ki özellikle kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla alakalı bazı problemler var. Bu ay sanki bunlarla uğraşacaksınız. Belki kardeşinizle bir problem yaşayacaksınız. Şimdi burada Mars-Merkür kavuşumu 3. evinizde. Yani kardeşlerinizle tartışma ihtimaliniz var. Kardeşinizin belki de maddi problemleri, ameliyatla alakalı gündemler, akrabanızın, bir amcanızın, işte bir dayınızın belki de bir ameliyatlık gündemi var. Hani onunla uğraşma ihtimaliniz var. Tabii ki Güneş-Mars kavuşumu da var bu ay. Demek ki bugün bu ay, yani özellikle baba figürleri, otorite figürleriyle sanki bir probleminiz var, bir tartışmanız var. Şimdi bu otorite figürleri 3. ev konseptinde olacaktır. Yani bu arada amca, dayı şeklinde çalışma ihtimali var. Yani bu kişilerin, ya bu kişilerle tartışıyorsunuz, arsa davaları, işte taşınmaz mülklerle alakalı bazı problemleriniz var. Bu kişilerle savaşıyorsunuz. Ya da bu kişilerin gerçekten ciddi anlamda problemleri var. Siz bu problemlerle yüzleşmek durumundasınız. Bu kişilerin haberlerini alacaksınız Kasım ayında. Tabii ki 3. ev aynı zamanda ticaretle ilgilidir. Şimdi eğer sen ticaretle uğraşan bir kişiysen, bu ay özellikle ticarette ciddi anlamda alacak verecek durumlarıyla alakalı krizler yaşama ihtimalin var. Faturaları ödemekte zorlanabilirsin. Veya siparişi ödemelerini belki de gelmedi, yani bir türlü alamıyorsun. Yani bu tarz problemler yaşama ihtimalin var ticari anlamda. Kısa seyahatlerde, gezilerde ciddi anlamda zorlanabileceğiniz, ciddi anlamda zorluklar yaşama ihtimaliniz var bu ay. Kısa seyahatler konusunda sizi uyaracağım tarihler de var arkadaşlar, ama şimdi Venüs'e geçeceğim. Şimdi Venüs'ünüze baktığım zaman, şimdi Venüs sizin 1. evinizde. Özellikle sosyal ilişkiler bakımından,
Karşınıza aldığınız insanlar, işte muhatap olduğunuz kişiler, eşinizle alakalı konuşmalarınız, sosyal bağlantılarınız çok fazla olabilir. Eğer bekarsanız birisiyle tanışma ihtimaliniz var. ASC dereceniz özellikle 23 derece Başak'la 29 derece Başak arasındaysa, hani bekarsanız birisiyle tanışma ihtimaliniz var. Bu tarihler arasında hani sosyal bağlantılarınız çok fazla artacaktır. Para kazanma düşünceniz oldukça aktif olduğu bir dönemdesiniz. Kişisel anlamda kendi kişisel tarzınızı, görünüşünüzü belki de değiştirmek isteyeceksiniz. Belki saç bakımı yaptıracaksınız, belki cilt bakımı yaptıracaksınız. Güzel kıyafetler alma düşünceniz var. Başak Burcu'nda olması sebebiyle iş hayatıyla alakalı sosyal ilişkileriniz, sosyal bağlantılarınız artabilir. Eğer çalışmayan birisiniz, hani iş arama konusunda belki de birilerini arama, birilerini araya koymak gibi düşüncelere sahip olabilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki ortaklarınız 7. ev karşıdan baktığı için hani özellikle ikili iş anlaşmaları konusunda birileriyle bağlantıya geçme gibi düşünceler içerisine girebilirsiniz. Bunun haricinde şimdi 13 Kasım tane geldiğimiz zaman burada özellikle 20 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Şimdi yeni ay arkadaşlar yeni başlangıçları, yeni oluşumları gösterir. Şimdi burada Mars da eşlik ediyor burada. Peki şimdi 3. ev konularında kavgayla başlayan veya zorlukla başlayan bir süreç var. Şimdi 3. ev kardeşler, yakın akrabalar. Kardeşlerinizin sanki yeni başlayan bir durumu var. Bir yeni akrabalarınızın bir sorunu var belki de. Bana açıkçası sağlık ya da maddi problemleri gösteriyor. Çoğunuzun hayatında maddi problemler, kardeşiniz evlenecek mi acaba? Kardeşiniz evlenecek, ciddi anlamda borçlanacaksınız belki de. Hani bu tarz problemlerle sizi bekliyor olabilir. Eğitim hayatınızda zorluklar, ticaret hayatınızda zorluklar sizi bekliyor olabilir. Hani öyle söyleyeyim. Kardeşlerinizin hayatında, akrabalarınızın hayatında ciddi anlamda zorluklarla gelebilecek bazı problemlerin ve problemli gündemlerin, haberlerin sizi beklediğini söyleyebilirim. Özellikle arkadaşlar, şimdi 11 Kasım, 12 Kasım ve burada 13 Kasım tarihlerinde, şimdi burada hem Güneş Mars karşıtlığı var, hem Ay Mars karşıtlığı var, hem Mars Uranüs karşıtlığı var. Şimdi ailenizden birilerinin ameliyat gündemleri oluşabilir. Özellikle 3. ev olduğu için sanki sizin akrabalarınız, mesela amcanız, teyzeniz, burada Ay Uranüs karşıtlığı da olduğu için teyze figürleri de devreye girme ihtimali var. Hani bu konular özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım sizin açınızdan ciddi gözüküyor. Tabii ki herkesin hayatında sağlık problemleri şeklinde çalışmayacak. Bazılarınız işte eğitim hayatında bazı problemlerle karşılaşacak. Mesela eğitim aldınız, hocanıza kızdınız, bir kızgınlıkla kursu bıraktınız şeklinde. Ticaret hayatınızda toptancılar, distribütörlerle bir anda bir kızgınlıkla belki de bu distribütörlüğü, bu toptancılık ilişkisini bir anda bitirdiniz. Eğitim hayatınızda aniden verilmiş bir kararla, kızgınlıkla verilmiş bir karar sonrası aniden, bakın Uranüs Mars karşıtlığından dolayı burada eğitim hayatınızda yeni bir süreç başlatmak durumunda kalabilirsiniz. Veya hızlı bir kararla yaşadığınız yeri, mesela Ankara'da yaşıyorsunuz, hani her şeyinizi topluyorsunuz İstanbul'a veya Antalya'ya yerleşmek gibi düşünceler içerisine girebilirsiniz. Potansiyel olarak olasılıklar bu şekilde. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? 23 ve 24 Kasım tarihlerinde şimdi ilk önce Güneş Yay burcuna girecek. Hemen bir gün sonrasında da Mars 4. evinize giriyor. Demek ki eviniz, yuvanız, yaşam alanınızla alakalı burada bazı problemler yaşayacaksınız. 24 Kasım sonrası. Yaşadığınız yerde belki su tesisatı ile alakalı ya da başka acaba neler olabilir? Kasım ayında tabii ki bazı yerler çok soğuk olacaktır. Acaba
Yani ısıtma sistemi ile alakalı sorunlar mı yaşayacaksınız ya da yaşadığınız yuvada, odada sanki bir problem var. Hani bu problemleri çözmek için sanki uğraşıyorsunuz şeklinde çalışabilir. Ev sahibiyle belki de bir mücadeleniz var arkadaşlar. Burada yaşadığınız yerle alakalı. Bakın güneşle kavuşum yapıyor. Yani güneş burada ev sahibi olarak çalışabilir. Yani kiracısınızdır. Ev sahibiyle kavga etmek gibi bir düşünceniz var. Bakın Merkür de zaten burada. Bütün düşünceniz yaşadığınız yer ya da anne babanızla ilgili. Bunun haricinde neler oluşabilir? Anne babanızın sağlığı ya da onların sorunlarıyla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Satın almış olduğunuz miktarda bazı problemler olabilir. Mesela ev satın almak, araba satın almak gibi gündemleriniz varsa 24 Kasım sonrası arkadaşlar hem bu bir problem haline dönüşecek bu ev satın almak, araba satın almak, başka bir yere seyahat etmek hem de bu problemlerle yüzleştikten sonra bu problemleri çözmek durumunda kalacaksınız. Güneş Yay burcunda olması sebebiyle özellikle siz sevgili Başaklar hani kendinizi ortaya koymak, fark yaratmak adına ailenizden belki birileri sizi bu problemi çözmek için öne atabilir. Tabii ki ailenizden biri sağlık problemi yaşarsa muhtemelen siz refakatçi olacaksınız. Başak burçları zaten etrafındaki insanlara karşı biraz faydalı olmaya çalışır. Bu yüzden size biraz bazı işler düşebilir. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? 27 Kasım tarihinde arkadaşlar. Şimdi bu tarihte 4 derece İkizler burcunda bir evet. Dört derece ikizler burcunda bir dolunay var arkadaşlar. Bu dolunay sizin 4-10 aksınızda gerçekleşiyor. Bakın dolunayda 4 derecede gerçekleşiyor. Yani sanki sizin yaşadığınız yer ya da anne babanızla alakalı ciddi bir gündem var arkadaşlar Kasım ayında. Yani tabii ki şu anda dolunay 10. evinizde yaşamış olduğunuz yer değil de daha çok sanki çalışmış olduğunuz iş yerinizde, kariyer hedeflerinizde, patronlarınız, yöneticileriniz olan ilişkilerinizde belirsizlikler varsa bu konular netleşecektir. Hani bir eğitim almışsınızdır kendinize bir kariyer hedefi oluşturmak adına. Hani bundan başarılı olacak mıyım, olmayacak mıyım? Bunların haberi gelecektir 10. evden. Bir iş yerine başvurmuşsunuzdur. Bu iş yerinden geri dönüş alma ihtimaliniz var. Fakat 4-10 aksınızda bir dolunay olması sebebiyle yaşamış olduğunuz yerle alakalı sanki bir problem vardı. Zaten bakın Mars Güneş kavuşumu 4. evinizde burada bir problem var. Şimdi bu dolunayda sizin 4-10 aksınızda gerçekleşiyor. Demek ki Aralık ayının başlarında siz bu problemi çözmek durumunda kalacaksınız. Yani bu bir sağlık problemi ise bu sağlık problemini ya atlatacaksınız ya da artık bu problem nereye doğru gidiyor ya da hangi şifa yollarını, hangi ilaç yöntemini kullanacaksınız annenizde, babanızda. Bunları öğreneceksiniz şeklinde söyleyebiliriz. Tabii ki kariyer hedeflerinizle alakalı özellikle Aralık ayının başında, Kasım ayında oluştuğu için etkisi Aralık ayının başlarına atacaktır. Özellikle kariyer hedefleri noktasında belirsizlikler yaşıyorsanız bu belirsizliklerin netleştiği şeklinde çalışabilir. Toparlarsak şimdi özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri arasında sizin yakın çevrenizden özellikle amcanız, işte dayınız veya işte yakın kardeşiniz bir sağlık problemi olabilir. Eğitim hayatında ciddi anlamda zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ticarette zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Buradaki Güneş-Uranüs karşıtlığı, şurada bir karşıtlıklar var arkadaşlar. Kasım ayının 10'u, 11'i, 12'si ve 13'ü tarihleri ciddi gözüküyor. Bu tarihlere dikkat edin. Yani bir ameliyat haberi, bu tarz kötü olaylar sizi bekliyor diyebilirim. Olasılıklar bu şekilde. Tabii ki bazılarının hayatında sadece eğitim
ve ticaretten gelecektir veya başka bir yere seyahat etmekle alakalı ani sürprizler karşılarına çıkabilir diyebilirim. Sevgili Başak burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Kanalıma abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili Terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları ile karşınızdayım. Şimdi Kasım ayında özellikle güneşinizin, Marsınızın ve Merkürünüzün sizin ikinci evinizde ve Akrep burcunda olduğunu görmekteyim. Demek ki para konularıyla alakalı ciddi anlamda bir savaşınız var. Özellikle Marsınızdan dolayı. Tabii ki Güneş'in burada olması sebebiyle bu problemleri çözmek için Kasım ayında oldukça fazla bir şekilde mücadele edeceksiniz, adım atacaksınız. Fark yaratmak için bir şeyler yapmak istediğinizi görmekteyim. Tabii ki Merkür burada olması sebebiyle belki de para konularıyla alakalı çok fazla düşünceleriniz var. Yani zihniniz daha çok para konuları nasıl gelir elde ederim? Ya da belki faturaları ödemekte, borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsunuz. Hani bu konu başlıklarında düşünceleriniz yoğunlaştığını söyleyebilirim Kasım ayında. Bunun haricinde tabii ki Mars'ın Merkür'le bir kavuşumu olacak Kasım ayında. Demek ki kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla bir tartışma ihtimali, bir kavga etme ihtimali olabilir. Ya da kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın para konularıyla alakalı ya da ameliyat gündemleriyle alakalı ciddi anlamda bir haber duyabilirsiniz. Yani kardeşlerinizin ameliyatı, işte amcalarınızın, kuzenlerinizin bazı ameliyat haberlerini duyabilirsiniz. Yine bu ayda Güneş-Mars kavuşumu var. Yani özellikle para yüzünden yönetici figürlerle, işte çalışmış olduğunuz iş yerindeki patronlarınızla işte tartışma ihtimaliniz var. Tabii ki Güneş-Mars kavuşumu ikinci evinizde. Şimdi para konularında sanki bir mücadele veriyorsunuz. Ya da şimdi bu tarihte özellikle, gerçi buraya girmeyelim çünkü bu tarihi vermeyelim, daha sonra açıklarız. Şimdi Venüs'e geçmek istiyorum. Yani 11, 12, 13 Kasım tarihinde bunlar gerçekleşecek. O tarihi açıklayacağım. Şimdi Venüs'ünüze geldiğimiz zaman, şimdi Venüs sizin 12. evinizde. Yani burada sosyal ilişkiler daha çok gizli olarak arka planda işleyecektir. Gizli bazı iş görüşmeleri veya freelance olarak gelir elde etmek istiyor olabilirsiniz. Havadan para gelmeler, yani hiç beklemediğiniz yerden paralar elde edebilirsiniz 8 Kasım tarihine kadar. Aynı zamanda gizli aşk ilişkileri bakımından da şanslısınız. Ama Venüs'ün Başak Burcu olması sebebiyle daha çok iş anlamında, belki de gizli bazı işler yapıyorsunuz. İşte Fiverr'dan, Upwork gibi sitelerden gizli bir şekilde para kazanma yollarını deniyorsunuz şeklinde çalışacaktır. 8 Kasım tarihinden sonra Venüs sizin birinci evinize giriş yapacak. Yani burada özellikle kişisel olarak görünüşünüze dikkat edeceğinizi, belki de cilt bakımı yaptıracaksınız. Saçlarınızı kestirebilirsiniz. Kendinize yeni kıyafetler alıp tarzınızı değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Özellikle ASC dereceniz Venüs'te kavuşum yaptığında, eğer bakarsanız yeni biriyle tanışma ihtimaliniz var. Girişimler konusunda şanslı olduğunuz bir tarih olacaktır. Yani burada Venüs ASC derecenize geldiği zaman, kaç derecede ise, hani bu konularda özellikle ikili iş anlaşmaları konusunda şuradan karşıtlık yaptığı için, eğer çalışmayan biriyseniz iş bulma ihtimaliniz var. Eğer bekarsanız yeni biriyle tanışma ihtimaliniz var. Bunun haricinde girişimler konusunda şanslı olacağınız, yeteneklerinizle para kazanma olasılığı da hayatınıza girebilir. Çünkü birinci ev kişisel yeteneklerimle de yakından alakalıdır. Yani burada Udemy gibi platformlardan eğitim alarak belki de para kazanmayı düşünüyorsunuz. Hani Venüs buradan ASC ile kavuşum yaptığı tarihte muhtemelen siz bir yeteneği belki de elde etmiş olacaksınız. Bu şekilde de çalışabilir. Ama çoğunuzun hayatında ben dış tarzınızda biraz değişiklik yapacağınızı, sosyal olarak ilişkilerde çok fazla insanla tanışma potansiyeliniz olduğunu, yeni iş anlaşmaları yapmaya yatkın olduğunuzu
söyleyebilirim. Etrafınızda daha çok dikkat çekmeye başlayacaksınız diyebiliriz. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 13 Kasım tarihinde arkadaşlar, burada 20 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Şimdi yeni ay yeni başlangıçları getirir. Yeni oluşumlar vardır. Şimdi bu yeni ay sizin ikinci evinizde, yani gelirlerinizle maddi imkanlarınızla alakalı bir evde gerçekleşiyor. Demek ki siz yeni bir gelir elde etmek için mücadele vereceksiniz. Mars da burada. Şimdi ya birine kızdınız, işten ayrılacaksınız. Ya da burada ciddi anlamda birileriyle tartıştıktan sonra işten ayrıldığınız için kendinize mecburen bir yeni gelir kaynağı elde etmek ya da aramak durumunda kalacaksınız diyebiliriz. Bunun haricinde neler olabilir? Tabii ki sizin özellikle 2-8 aksınızda bu gerçekleştiği için bu durumda hem Uranüs Ay karşıtlığı olacak arkadaşlar. Hem de Uranüs Güneş karşıtı, Uranüs Mars karşıtı gerçekleşecek. Yani burada ciddi anlamda para konularında ya bir girişim başlatacaksınız. Bu girişim zoraki ve mücadele içerisinde olacak. Belki de kredi çekerek bir şirket kuracaksınız. Artık kendinize yeni bir gelir kaynağı elde etmek için mücadele vereceksiniz. Kredi çekerek, borçlanarak. Ya da burada 2-8 aks özellikle zor meselelerle, ameliyatlarla ilgilidir. Şimdi anne figürleri, baba figürleri ile alakalı ciddi anlamda bir ameliyat gündemi hayatınıza girebilir. Bu tarihler 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım. Ya bir ameliyat gündemi ya da kendinize yeni bir para arayışı, yeni bir gelir elde etmek için kendinize yeni bir yol tayin edeceksiniz. Ve muhtemelen bu ciddi anlamda birileriyle tartıştıktan sonra olma ihtimali oluşacaktır. Bunun haricinde özellikle 23 Kasım tarihinde Güneş'in Yay burcuna girdiğini görmekteyim. 24 Kasım tarihinde de Mars Yay burcuna girecek. Şimdi özellikle Yay burcu sizin 3. evinizde bulunuyor. Demek ki 24 Kasım sonrası özellikle kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla alakalı çok fazla tartışma yaşayabilirsiniz. Bunlar nasıl oluşabilir? Belki bir arsa davanız var. İşte akrabalarınızla çok mücadele içerisine girebilirsiniz, tartışabilirsiniz. Mesela ben de şu şekilde olmuştu. Mars 3. evime girer girmez amcamın bir anda ameliyathanesine koşmak durumunda kaldım. Yani 3. ev akrabalarımın problemleriyle uğraşmak durumunda kaldım. 3. ev tabii ki sadece yakın kardeşler, akrabalar değildir. Bazen tabii ki eğitimlerle alakalı olabilir, ticaretle alakalı olabilir. Ticaretle uğraşan bir kişiyseniz, şimdi ticarette bir zorlukla karşılaşacaksınız demek ki ve bu zorlukları da geçmek için, aşmak için ciddi anlamda uğraş vereceksiniz diyebiliriz. Güneş burada farkındalık yaratmak için kendinizi ortaya koyacağınızı söylüyor. Merkür de burada zaten. Yani ciddi anlamda eğitim konularını, ticaret konularını ön planda olduğunu, kafanızda bu konuların dolduğunu söyleyebilirim. Yani kardeşlerinizi, yakın akrabalarınızı, problemlerini düşünüyorsunuz veya onlarla yaşadığınız sıkıntıları düşünüyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki 3. ev aynı zamanda kısa seyahatlerle alakalıdır. Eğer sen 24 Kasım sonrası, gerçi Aralık ayına sarkacaktır ama 24 Kasım sonrası bir yurt içi seyahat düzenlemek istiyorsan bu seyahat ciddi anlamda senin için zor geçecektir. Problemli geçecektir. İşte bavulunu kaybedersin veya bir şekilde arabayla seyahat ediyorsan bir yerlerine arabayı vurabilirsin ciddi anlamda. Hani bu anlamda sıkıntılı bir süreç bekleyebilir. Veya işte eğer otobüste veya uçakla seyahat edersen işte bavulunu kaybetmek gibi veya cüzdanını çaldırmak gibi gündemlerde oluşabilir. Yani burada seyahat yaparken, seyahatleri gerçekleştirirken özellikle bir problem yaşayacağını söyleyebilirim 24 Kasım sonrası. Bunun haricinde tabii ki 27 Kasım tarihinde 4 derece İkizler Burcu'nda arkadaşlar. Yani sizin 3-9 aksınızda gerçekleşiyor bu Dolunay. Şimdi bu Dolunay özellikle 9. evinizi tetikliyor. Yani özellikle
Eğer sen astroloji eğitimleri alan biriysen, hani bu konularda belki de artık tamamlanacak, diplomanı alacaksın. Ya da astroloji eğitimleri almadın, buna başlayacaksın. Üniversitelerde eğitim gören, işte doçentlik gibi konularda tez yazmak gibi düşüncen varsa, hani bunun haberini alacaksın. Belki de olumlu veya olumsuz. Belki hocam beğenecek veya beğenmeyecek. Bunun haberi ulaşacaktır. Bunun haricinde dış ticaretle alakalı, yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı konular vardır. Hani dış ticaretteki belirsizlikler sona erecektir. Ya da vize sonuçları, yani vizeden olumlu mu alacaksın, olumsuz sonuç mu alacaksın, bu konular belirli olacaktır. Yayıncılıkla alakalı belki bir problem yaşıyorsun. Benim gibi YouTube'da içerik üretiyor olabilirsin. Özellikle Aralık ayının başlangıcında bu konulardaki belirsiz olan süreçler tamamlanacağını söyleyebilirim. Mahkeme süreçleri. Şimdi 9. ev aynı zamanda mahkeme süreçlerini gösterir. Eğer bir duruşmanız varsa, açık düşmanlarınızla alakalı bir süreç yaşıyorsanız, hani bu konulardaki belirsizlikler ortadan kalkacaktır diyebilirim. Ve muhtemelen Aralık ayında bazı arkadaşlarınızın, özellikle terazi burçlarının süren davaları sonuçlanabilir arkadaşlar. Ya da bu dava ile ilgili belirsiz olan şeyler ortaya çıkabilir. Gizli saklı bazı konular ortaya çıkabilir. Tabii ki 4 derece olması ve ikizler burcunda olması aile meseleleri ya da eğitimle alakalı konularda belirsiz olan süreçlerin önümüzdeki süreçte 27 Kasım sonrası netleşeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Sevgili terazi burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili Akrep Burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi Kasım ayında özellikle Mars'ın Akrep Burcu'nda ve sizin birinci evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki ikili ilişkilerinizde, yapmış olduğunuz girişimlerde sanki bir probleminiz var. Özellikle Akrep Burcu olması sebebiyle sanki para konularında bir zorlanıyorsunuz. Belki kredi çektiniz, belki ev aldınız, araba aldınız ya da işten çıktınız, maddi anlamda problemler yaşıyorsunuz. Akrep Burcu her şekilde krizlerle alakalıdır. Belki ameliyatlarla alakalı hani ciddi sağlık problemleri yaşıyorsunuz. Hani bu konular hayatınızda girmiş olabilir. Tabii ki birinci ev girişimlerle alakalı. Belki de bir şirket açtınız. O şirketin sorunlarıyla uğraşıyorsunuz diyebilirim. Merkür de Akrep Burcu'nda. Yani bu krizler çok fazla zihninizde yere dönüyor. Güneş Akrep Burcu'nda olması sebebiyle yani bu problemleri çözmek için adım atmak istiyorsunuz, fark yaratmak istiyorsunuz. Bir şekilde bu konulara ele alıp bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsunuz. Burada parlıyorsunuz adeta diyebilirim. Bunun haricinde tabii ki Venüs'ünüze baktığım zaman sizin 11. evinizde. Özellikle sosyal ilişkiler bakımından arkadaşlarınızla çok fazla bir araya gelme ihtimaliniz var. Özellikle 8 Kasım tarihine kadar arkadaşlarınızla, kuzenlerinizle, iş arkadaşlarınızla çok fazla bir araya gelebilir ve kariyer gerileri sebebiyle iş bağlantılarınız, sosyal olarak insanlarla görüşmeleriniz artabilir. Kariyer gelirleri konusunda 8 Kasım tarihine kadar şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Bunun haricinde 8 Kasım tarihine kadar kurumsal şirketlerden yana şanslısınız. Ya da politikacı insanlarla olan görüşmelerden olumlu sonuçlar veya güzel sosyal ilişkiler kurabilirsiniz politikacı kişilerle. Eğer tabii ki bu kişilerden herhangi bir şekilde fayda bulmayı düşünen biriyseniz. Tabii ki 8 Kasım tarihinden sonraysa, şimdi burada Venüs sizin terazi burcuna, yani sizin 12. evinize giriş yapacak. Özellikle gizli para konuları hayatınıza girebilir. Ya da para konularında hani geleceğe yönelik bazı planlar yapabilirsiniz. Freelance gelirlerle alakalıdır. Yani belki Fiverr, Upwork gibi sitelerden para kazanmayı düşünüyorsunuz. Ya da havadan para gelmesi. Yani annenizden, babanızdan, akrabalarınızdan hiç düşünmediğiniz maddi yardımlar, destekler bulabilirsiniz. Miraslardan yana şanslı olabilirsiniz şeklinde çalışabilir. Özellikle gizli aşk ilişkilerine, gizli bir takım sosyal bağlantılar kurmaya yatkınsınız.
diyebilirim. Bunun haricinde özellikle bir kadının sağlık problemi de hayatınıza girmiş olabilir. Venüs'ün 12. evine girmiş olması sebebiyle. Daha çok gizli bazı sosyal ilişkiler veya gizli para kazançları peşinde koşacaksınız. Bazı para kazançlı konusunda hazırlık aşamasında olacağınızı düşünüyorum. Muhtemelen adım atmayacaksınız. Sadece para konularıyla alakalı düşünceleriniz var şeklinde çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 13 Kasım tarihine geldiğimiz zaman bu tarihte 20 derece Akrep burcunda bir yeni ay var. Şimdi bu yeni aya arkadaşlar Mars da eşlik ediyor. Mars savaş gezegeni, yani bir şeylerle kavga ettiğimizi, tartıştığımızı gösteren, mücadele ettiğimizi gösteren bir gezegen. Özellikle ikili ilişkilerimizde yani sanki bir problem var. Eşinizle tartışıyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Ya da ortaklarınız vardır. Ticari bir şirketi yönetiyorsunuzdur. Ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Yani özellikle burada eşinizle yeni bir başlangıç, yeni bir süreç başlatabilirsiniz. Eşinizden ayrılmaya, ortaklarınızdan ayrılmaya karar verebilirsiniz. Özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde gördüğünüz gibi Ay Uranüs karşıtlığı var. Sonrasında Ay Güneş Uranüs Güneş karşıtlığı ve Uranüs Mars karşıtlığı var arkadaşlar. Bunlardan dolayı, bu açılardan dolayı özellikle eşinizle ciddi anlamda tartışmaya ve ayrılmaya yani belki de çok ciddi bir tartışma sonrası bir ayrılık kararı alacaksınız. Ama tabii ki bütün akrep burçları eşlerinden ayrılmayacaklar. En çok görüştüğü insanlarla alakalı çok ciddi bazı problemler yaşayabilir. Yani özellikle çalışan biriyseniz 7. ev ikili iş anlaşmalarıyla en çok görüştüğümüz kişilerle bağlantılıdır. Yani sen haftanın 5 günü birileriyle muhatap oluyorsan bu kişilerle aranda tartışma sonucu bir ayrılık yaşanabilir. Yani işten ayrılabilirsin. Bunun haricinde özellikle 1-7 aksında bu şiddetli, bu sert açılardan dolayı eşinin tarafında sanki ya da en çok görüştüğün insanlarla alakalı sanki bir sağlık bir problem var. Bir kadının sağlık problemi olabilir. Ay Uranüs karşıtlığından dolayı veya Güneş Uranüs karşıtlığından dolayı babanın veya eşinin bir sağlık problemi olabilir. Yani ya da para konularıyla alakalı ciddi bir problemle, ani bir masrafla yüzleşeceksin ve bu problemler senin ciddi anlamda canını sıkacak diyebilirim. 23 Kasım tarihine geldiğimiz zamansa şimdi önce Güneş burada Yay burcuna geçecek. Sonrasında da Mars 24 Kasım tarihinde Yay burcuna geçecek. Şimdi Yay burcu sizin ikinci eviniz. Demek ki para konularında bir mücadele içerisine gireceksiniz. Yeni bir savaşınız var. Bu da para konuları olacak. Özellikle Yay burcunda olması dış ticaretle alakalı, yayıncılıkla alakalı, mahkeme süreçleriyle alakalı sanki bir savaşınız var. Ya da belki de yurt dışı temalarından belki de gelir elde etmekle ilgili bir düşünceniz var. Hani burada sanki bir adım atmak istiyorsunuz, fark yaratmak istiyorsunuz diyebilirim. Çünkü güneşiniz de burada. Evet, burada para konularında bir artık çok cesaretli adımlar atacaksınız. Şimdi Mars burada Yay burcunda olması sebebiyle biraz para kazanmak için para harcamayı gösteren bir yerleşimde. Yani özellikle 24 Kasım sonrası Aralık ayında siz para kazanmak için çok cesur adımlar atacaksınız. Para harcayacaksınız. Belki eğitimler için para harcayacaksınız. Borsada nasıl yatırım yapılır? İşte kripto paralarda al sat, long, short işlemleri nasıl açılır? Hani belki de bunları öğrenmek için sen para harcayacaksın. Eğitimlere para harcayacaksın. Tabii ki Yay burcu olması sebebiyle belki bir eğitim için para ödemesi yapacaksın diyebilirim. Özellikle uzmanlık gerektiren bir eğitim. Belki de bir astroloji eğitimine para ödeyeceksin diyebilirim. Para kazanmak için para harcayacağım bir ay bekliyor seni. Özellikle Kasım ayında, 24 Kasım'dan sonraki süreçte bir aylık
1,5-2 aylık süre bandında ciddi anlamda para harcamaya yatkın olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde 27 Kasım tarihinde de şimdi 4 derece ikizler burcunda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin 2-8 aksınızda gerçekleşecek. Yani burada özellikle para konularında belirsiz olan bazı süreçler netleşecektir. Belki sen bir iş başlattın. Yurt dışı temaları, yani özellikle bu Güneş ve Mars'ın yay burcu olması sebebiyle dış ticarette başvurdun, yayıncılığa başvurdun veya mahkeme süreçleriyle alakalı bir yerden para beklentin var. Şimdi bu para beklentisi gelecek, yani netleşecek, olup olmayacağı ile alakalı bir sonuçla yüzleşeceksin diyebilirim. Bunun haricinde neler oluşabilir? Tabii ki burada 2-8 aksı biraz para konuları dışında zor meselelerle alakalıdır. Özellikle burada ayın 8. evinizde olması, annenizin veya ailenizden birinin ameliyatlık bazı gündemler oluşabilir. Çünkü Mars da burada Güneş'te çok yakın durumda. Özellikle bu dolunaydan sonra Mars 4 dereceye geldiğinde, 4 derece yay burcuna geldiği zaman muhtemelen annenizin veya bir kadın figürünün ailenizde Aralık ayında bir sağlık problemi oluşabilir. Bu yüzden de belki özel hastanelerle alakalı belki bir harcama yapacaksınız. Hani bu konular netleşecektir diyebilirim. Bu illa anneniz olacak değildir. Belki teyzenizdir, halanızdır. Yani bu sizin kişiden kişiye değişecektir. Ama çoğunuzun haritasında ben bu konunun para konularında sizin hayatınıza yansıyacağını düşünüyorum. Para konularında bazı şeyler netleşecektir. Bir girişim yapmışsınızdır. Bir yerden belki de başarılı olmayacak mıyım, olmayacak mıyım? Hani bu konuyu artık anlayacaksınız. Özellikle Aralık ayının başlangıcında. Sevgili akrep burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerine dikkatli olun. Hani bu tarihlerde ikili ilişkilerde ciddi anlamda zorlandığınız bir tarih olacak. Ani krizlere yatkın olacaksınız. Ani ameliyatlık, hastanelik durumlarda, haberlerde gelebilir. En çok görüştüğünüz insanlar kimse? Bu kişilerle bazı problemler yaşayabilirsiniz veya bu insanların haberleri gelebilir. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizlere mutlu bir ay diliyorum sevgili akrepler. Sevgili Yay Burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi haritanıza şöyle bir baktığım zaman aslında sizin için Kasım ayı gerçekten ciddi anlamda zor geçecek diye tahmin ediyorum. Çünkü hem Güneşiniz, hem Mars'ınız, hem de Merkür'ünüz hepsi 12. evinizde. Yani özellikle karamsar bir ruh halinde olduğunuzu görüyorum. Ya rutin iş hayatınızda bazı problemler yaşıyorsunuz, eğer çalışıyorsanız. Çalışmıyorsanız özellikle gizli düşmanlarınız, perde arkasından oynanan oyunlar oldukça fazladır. Eğer çalışan biriyseniz zaten gizli düşmanlarınızı aslında biliyorsunuzdur. Sizin arkanızdan konuşan çok fazla insan var. Aynı zamanda neler söyleyebiliriz? Tabii ki Merkür burada Akrep Burcu'nda olması hem gizli düşmanlarınız var hem de para konularında ciddi anlamda problemler yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle Mars-Merkür kavuşumu Kasım ayında kendinizden yaşça genç insanlarla tartışma ihtimalini gösteren bir açı. Eğer çalışan biriyseniz size düşmanlık eden kişinin biraz sizden genç, biraz kurnaz bir insan olduğunu söyleyebilirim rutin iş hayatınızda. Ya da burada kardeşleriniz, akrabalarınızın ciddi anlamda bir sağlık problemi yaşayabileceğini gösteren bir yerleşim. Yani siz Kasım ayında ya kardeşinizin ya da akrabalarınızdan herhangi birinin bir sağlık problemi yaşayabileceğini gösteriyor aslında bu açı. Bu kavuşum Kasım ayında. Bunun haricinde tabii ki Mars Güneş kavuşumu da var 12. evinizde. Demek ki patronlarınız, yöneticileriniz
Bu özellikle çalışma hayatınızdaki gizli düşmanlardan negatif anlamda etkilendiğini, belki de bu çekişmelerden patronlarınız sizi suçlu görecek, sizi hatalı görecek. Bu yüzden size karşı ön yargılı davranabilir. Patronlarınız ve yöneticilerinizle aranızda yönetici figürlerle özellikle tartışma içerisine girebilirsiniz. Ya da baba figürlerinin arkadaşlar, bu babanız olabilir, eşiniz olabilir, amcanız olabilir. Biraz sizden yaşça büyük kişilerin sağlık problemleriyle Kasım ayında yüzleşme ihtimaliniz olduğunu gösteren bir yerleşim olacaktır. Venüs'ünüze baktığım zaman şimdi sizin 10. evinizde yerleşimde özellikle 8 Kasım tarihine kadar sosyal ilişkileriniz daha çok iş yerinizde, iş arkadaşlarınızda olacaktır. Para kazançları noktasında, kariyer hedefleri noktasında sosyal bağlantılar kurmak isteyeceksiniz 8 Kasım tarihine kadar. Yine tabii ki 10. ev sizin annenizle ilgilidir. Annenizle olan sosyal bağlantılar, sosyal ilişkileriniz, onunla görüşmeleriniz artmış olabilir. Annenizden yana destek bulabilirsiniz diyebilirim. Şimdi 8 Kasım'dan sonra ise, şimdi bu tarihte özellikle Venüs sizin 11. evinize giriş yapacak. Şimdi 11. ev sizin özellikle kariyer gelirleri sosyal çevrenizle alakalıdır. Yani sosyal çevrenizdeki bağlantılar artacaktır. Sosyal medyada çok fazla kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Sosyal medyadan para kazanmak düşüncesi oluşabilir. Ya da kariyer gelirleri noktasında ikili ilişkileri kullanarak para kazanmayı düşünebilirsiniz. Tabii ki bu kişiden kişiye değişecektir ama özellikle politikacı insanlarla bir araya gelme ihtimaliniz var. Bu kişileri telefonla görüşmeniz, işte bir araya gelmeniz oluşabilir. Belki onlardan yardım isteyeceksiniz. İşte bir milletvekili olabilir, bir meclis üyesi olabilir. Ya da şimdi 11. ev kurumsal şirketlerle alakalıdır. Kurumsal şirketlerde iş yapmak, bu şirketlerde çalışmak, bu şirketlerden gelir elde etmek için bu şirketlerdeki insanlarla bir araya gelmek, iş görüşmesi yapmak için çok fazla istekli olacağınızı söyleyebilirim 8 Kasım sonrası. Aynı zamanda arkadaşlarınızla bir araya gelmek, arkadaşlarınızla sosyal olarak görüşmeleriniz, bir araya gelmeleriniz oldukça fazla olacaktır 8 Kasım sonrası. Şimdi 13 Kasım tarihine geldiğimiz zaman şimdi burada 20 derece 20 derece Akrep burcunda arkadaşlar bir yeni ay var. Yeni ay tabii ki yeni başlangıçları gösterir. Yeni bir süreç başlar bizim için. Bu yeni aya şimdi Mars da eşlik ediyor. Demek ki burada kavgayla başlayan, mücadeleyle başlayan bir sürecin bizi beklediğini gösteriyor aslında. 12. ev tabii ki gizli düşmanlarla alakalıdır. Şimdi gizli düşmanlarınızla adeta savaşmış, yeni bir şey özellikle iş hayatınızda özellikle bir sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü burada Ay Uranüs karşıtı var. Güneş Uranüs karşıtı ve Mars Uranüs karşıtı var. Yani özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde rutin iş hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızla belki problem yaşadınız. Gizli düşmanlarınız sizi artık canınızdan bezdirdi ve eşinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ya da şimdi 12. ev arkadaşlar, bakın burada yeni bir süreç var. Yeni bir sürecin başladığını bize gösteriyor. Yani burada neler söyleyebiliriz? Sizi depresyona sokacak, melankolik bir havaya sokacak, sizi üzecek bazı olayların başlayacağını söylüyor. Buradaki yeni ay. Şimdi Mars'ın burada eşlik etmesi, Güneş Uranüs karşıtlı, Ay Uranüs karşıtlı bir sağlık probleminin hayatınıza girebileceğini söylüyor. 11 Kasım, 12 Kasım veya 13 Kasım tarihleri arasında. Anne figürleri olabilir, baba figürleri. Yani burada bir annenizin veya bir babanızın mesela bir sağlık problemi oluşabilir. Burada 6-12 aksındaki bu
sert açılardan dolayı. Hani bir ameliyatlık bir gündem dahi oluşabilir arkadaşlar. Aniden hiç beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Bu yeni ay böyle bir süreç başlatabilir. Hastanelerde biraz vakit geçirmek durumunda kalabilirsiniz. 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri sizin için ciddi anlamda öne çıktığını söyleyebilirim. Şimdi bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 23 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna girecek. Hemen akabinde de zaten Mars Yay burcuna girecek 24 Kasım tarihinde. Şimdi Yay burcu sizin birinci eviniz arkadaşlar. Yani kişisel olarak ikili ilişkilerde biraz tartıştığınız, girişimlerinizde mücadele ettiğiniz bir dönem başlıyor. 24 Kasım sonrası. Yani eşinizle tartışıyor olabilirsiniz veya eşinizle beraber bir mücadeleniz var. Bir zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Ortaklarınızla savaşabilirsiniz. Eğer bir ticaretle uğraşıyorsanız veya ortaklarınızla beraber bir zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Birinci ev arkadaşlar sizin kişisel yeteneklerinizle alakalıdır. Bir yeteneği öğrenmek için mesela Udemy'den bir eğitim almak durumunda kalmışsınızdır veya astroloji eğitimi alıyorsunuzdur. Hani bu konularda ciddi bir savaşınız var. Yay burcu özellikle üniversitelerle alakalıdır. Sen üniversitelerde doçent gibi bir eğitim, bir branşın vardır. Hani tez yazmak durumundasındır. Özellikle 24 Kasım sonrası Aralık ayında çok ciddi bir savaşın var. Ciddi bir mücadele içerisine gireceksin. Güneş de burada olmasından dolayı özellikle fark yaratmak isteyeceksin. Yani kendini göstermek isteyeceksin diyebilirim. İkili ilişkiler konusunda zorlu bir süreç yaşayacaksın. 24 Kasım sonrası. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Tabii ki 27 Kasım tarihinde 4 derece İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin 1-7 aksınızda gerçekleşiyor. Demek ki ikili ilişkilerinizde net olmayan durumlar netleşecek. Yani özellikle evli olduğunuz insanla eğer problemler yaşıyorsanız belki de artık bir karar vereceksiniz diyebilirim. Eğer sevgiliyseniz yani henüz karar vermemişsiniz evliliğe. Hani burada bir karar vereceksiniz diyebilirim. Ama burada şimdi bu dolunaya bakın Mars var. Mars eşlik ediyor bu dolunaya. Yani belki de karşı taraf yani kız tarafının babası belki istemiyor bu evliliği. Hani böyle bir zorluk var. Bir kavgalı bir görüşme yani kız isteme durumları oluşabilir. Bu anlamda sıkıntılar yaşayabilirsiniz sevgili yay burçları. Bunun haricinde ikili iş anlaşmalarında bazı problemler yaşama ihtimaliniz var. Yani bu problemler zaten var da Aralık ayında bu özellikle ön plana çıkacak diyebilirim. Ortaklarınızla olan sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Aralık ayının başlangıcında bu dolunay sebebiyle. Bunun haricinde tabii ki ikizler yay aksı olması sebebiyle ticaret, eğitimler, uzmanlık gerektiren eğitimler, yurt dışı bağlantılı konular, dış ticaretle alakalı konular ya da mahkeme süreçleri, 1-7 aksı özellikle açık düşmanlıklarla alakalıdır. Şimdi bu konu başlıklarındaki belirsiz olan süreçler netleşecektir diyebilirim. Özellikle Aralık ayının başlangıcına bu süreç kendisini atacaktır. Sevgili yay burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri sizin için ciddi anlamda etkili. Özellikle 12. evinizde bu açıların gerçekleşiyor olması sağlık konularında sizi ciddi anlamda tetikleyebilir. Bazı hastane gündemleri oluşabilir. Şimdiden hazırlıklı olun. Yani 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri sizin için önemli olacak. Sevgili yay burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları ile karşınızdayım.
Şimdi Kasım ayında özellikle Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün Akrep burcunda ve sizin 11. evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki özellikle para konularında veya bazı krizi meselelerin hayatınızda olduğunu, zor meselelerle uğraştığınızı düşünüyorum. Şimdi 11. ev özellikle sizin sosyal çevrenizi gösteriyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla, belki akrabalarınız, yani belki de çalışmıyorsunuz, sizin sosyal çevreniz akrabalarınızdan ibaret. Şimdi sanki akrabalarınızla uğraşıyorsunuz ya da akrabalarınızın problemleri var. Bu insanlarla uğraşmak durumundasınız. Bakın burada özellikle Mars, Merkür kavuşumu var. Birbirine çok yakın durumda. Demek ki özellikle sizden yaşça genç insanlarla eğer çalışıyorsanız iş hayatınızda tartışma yaşamaya, bu insanlarla problem yaşamaya ciddi anlamda yatkın olduğunuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii ki çalışma hayatınızda patronlar, yöneticiler ya da sosyal çevrenizdeki baba figürleri, yani bu amcanız olabilir, dayınız olabilir. Hani bu tarz kişilerle ya uğraşacaksınız ya da bu insanların problemleri var. Bu insanların problemlerini koşturmak durumunda kalacağınızı söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii ki özellikle politikacı insanlarla bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Yani burada devletin herhangi bir kademesinde çalışan insanlarla da problem yaşamaya yatkın olduğunuz bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi Venüs'ünüzün burada 8 Kasım tarihine kadar 9. evinizde olduğunu görmekteyim. Yani sosyal bağlantılar daha çok yayıncılık gibi konular, mahkeme süreçlerindeki duruşmalarınızla alakalı konuşmalar, sosyal olarak insanlarla bir araya gelmenizi sağlayacak. Ya da yayıncılık, yani benim gibi video içerikleri üreten bir insansanız, yani insanlarla bu şekilde bir araya geleceksiniz. Ya da 9. ev tabii ki astroloji eğitimleri olabilir, üniversitelerde doçentlik gibi konular olabilir. Hani bu konularla ilgili insanlarla bir araya gelmeleriniz oldukça fazla olacaktır. Bunun haricinde tabii ki Venüs parayı gösterir, aşkı gösterir. Özellikle sizin ASC dereceniz arkadaşlar 22 derece Oğlak'tan sonraysa burada yurt dışı bağlantılı kişilerle 8 Kasım tarihine kadar sanki bir araya gelmeniz var. Bir astroloji hocasıyla veya üniversitelerde doçent gibi kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Bu kişilerle ortak bazı işler yapabilirsiniz. Dış ticaretle ilgilenen bir kişiyseniz, söylediğim gibi 23 derece Oğlak'tan sonra doğmuşsanız, burada 8 Kasım tarihine kadar burada bir trine açı gerçekleşeceği için burada olumlu etkiler altındasınız diyebilirim. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Tabii ki 8 Kasım tarihinden sonra burada Venüs sizin terazi burcunuza geçiyor. Ve terazi burcu sizin 10. eviniz. Yani meslek hayatınız, iş yeriniz, patronlarınızla olan ilişkilerinizle alakalı sosyal olarak konuşmalarınız, toplantılarınız çok fazla artacak. Yani belki siz çalışıyorsunuz ama iş yerinizdeki arkadaşlarınızın kendine has bazı işleri var. Patronlarınızın başka işlerle meşgul, sürekli bir yerlere gidiyor ama şimdi 8 Kasım sonrası sanki beraber çok fazla toplantı yapma ihtimaliniz var şeklinde çalışabilir. Ya da şimdi bu tarihlerde, yani 8 Kasım sonrası belki de iş yerinize yeni bayan çalışma arkadaşları gelebilir. Bunun haricinde eğer kariyer hedefleri konusunda eğer çalışmıyorsanız, iş anlamında para kazanmak konusunda şanslı bir evreye girdiğinizi söyleyebilirim. Yani belki de iş görüşmesi yapmak adına 8 Kasım tarihinden sonra birileriyle iletişime geçmek, bir iş yerine başvuru yapmak konusunda şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Bunun haricinde tabii ki 10. ev bizim annemize gösterir. Şimdi siz annenizle sosyal olarak bağlantılarınız, iletişimleriniz artabilir 8 Kasım sonrası. Bunun haricinde tabii ki 13 Kasım tarihinde 20 derece Akrep burcunda bir
Yeni ay var. Yeni ay yeni başlangıçları, yeni süreçleri gösterir. Mars da burada eşlik ediyor. Yani burada kavgayla başlayan bir başlangıç var. 11. ev. Şimdi kariyer gelirleriyle alakalı yeni bir başlangıç var ama bu başlangıcı yaparken etrafınızdaki kişilerle kavga ediyorsunuz mesela. Mesela çalışmıyorsunuz, size tanıdıklarınız, kuzenleriniz veya amcalarınız sizin istemediğiniz bir işi getirdi mesela. Neden bu işi getirdim? Ben bu işte çalışmak istemiyorum gibi şeyler. Yani bu burada belki de yapmış olduğunuz işe zorlanacağınızı düşünüyorsunuz bu işi yaparken. Ya da şu anki çalışmış olduğunuz iş yerinden bir kavga sonucu ayrılacak ve başka bir iş yerine geçmek gibi bir düşünceniz var. Yine sosyal çevreyi gösterir burada 11. ev. Yani çoklu insan grupları, özellikle sosyal medyada benim gibi iş yapan, yani YouTube'da içerik üreten biriyseniz, hani insanlarla çok fazla tartışma içine girebileceğiniz bir dönem içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle 13 Kasım sonrası Kasım ayında insanlarla çok fazla mücadele edeceksiniz. Şimdi 11. ev bizim sosyal çevremizi, arkadaşlarımızı gösterir aslında. Ama sen çalışmıyorsan, mesela ev hanımıysan, senin sosyal çevren, senin akrabaların, senin komşun, işte amcan, teyzenlerle alakalıysa, şimdi sosyal çevrendeki insanlarla alakalı yeni bir süreç başlıyor. Şimdi bu süreç nelerle ilgili olabilir? Şimdi bu tarihte özellikle yani 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde arkadaşlar burada Ay Uranüs karşıtlığı, Güneş Uranüs karşıtlığı ve Mars Uranüs karşıtlıkları var. Yani burada sosyal çevrenizle alakalı yani ciddi bazı sıra dışı hiç beklemediğiniz kötü sürprizler sizi bekliyor. Bunlar neler olabilir? Şimdi iş yerinden aniden ayrılabilirsiniz. İş yerinizde bir tartışma ortamı çıkabilir ve bu iş yerinden çıkmak durumunda kalırsınız. Sosyal medyada içerik üretiyorsunuzdur. Birileri size cevap yazar. Siz onlara daha fazla kötü bir şekilde, daha agresif bir şekilde yazı yazarsınız. Onlar size yazı yazar ve bir anda sanki bu içerik üretmeyi bırakırsınız gibi bir oluşumda, yani böyle bir etki de verebilir. Bunun haricinde söylediğim gibi eğer siz çalışmıyorsunuzdur. Hani bende de bu şekilde oldu. 11. sosyal çevrem, yani buradaki bir açı sizin kuzenlerinizle, akrabalarınızla alakalı önemli bazı olayları getirebilir. Mesela teyzenizin bir ameliyat gündemi aniden. Çünkü Ay Uranüs karşıtı var. Güneş Uranüs karşıtı var. Belki de amcanız. Burada akraba şeklinde çoğu zaman ben kendi hayatımda çalıştığını gördüm. Sizde de bu şekilde çalışabilir. Bir anda akrabalarınızdan birinin önemli ameliyatlar geçirdiğini duyabilirsiniz. Akrep burcu olması sebebiyle ciddi anlamda bu süreç krizli ve zorlu olacaktır. Yani ölüme yakın deneyimler yaşama ihtimali oldukça yakın. Yani bu amcanız da olabilir, teyzeniz de olabilir. Yani yakın çevrenizi gösteriyor burada. Ama sen özellikle çalışan biriysen bu etkiyi çalışma hayatında o çalışırkenki iş arkadaşlarının arasındaki o gerginlikle alakalı bir durumdan da yaşayabilirsin. Aşağı yukarı etkileri bu şekilde. Bunun haricinde şimdi 23 Kasım tarihine geldiğimiz zaman Güneş Yay burcuna giriyor. 24 Kasım tarihinde de gün ilerleyen saatlerinde evet Mars Yay burcuna giriyor. Yani sizin için pek de hoş olmayan bir yerleşim olduğunu söyleyebilirim. Mars burada sizin canınızı sıkacak. İşte 11, 12 Kasım, 13 Kasım tarihlerinde işte sosyal çevreniz, kariyer gelirleriyle alakalı konulardaki o karşıt açılar sizi depresyona sokacak arkadaşlar. Özellikle 24 Kasım sonrası. Belki de işten ayrıldınız. Artık çok karamsarsınız. Mars burada yani ciddi anlamda sizi zorluyor. Gizli düşmanlarınız sanki hedefine ulaşmış, başarmış gibi çalışma ihtimali var. Tabii ki sizi karamsarlığa sürükleyen, sizi üzen, bu melankolik etkiye büründüren etki sağlık konularıyla da alakalı olabilir. Yani çünkü 12. ev arkadaşım kapalı alanlarla ilgilidir. Hastane süreçlerini bize gösterir.
Özellikle bakın burada Mars ve Güneş birbirine çok yakın durumda. Yani bu konunun belki de baba figürleri, amca figürleri olabileceğini gösteriyor. Belki de amcanız hani yani ameliyatlık bir durumu vardı. Siz şu aralar sürekli hastanedesiniz, özellikle 24 Kasım sonrası. Veya yani bu hastane süreçleri çoktan tamamlandı. İşte sürekli onları ziyaret ediyorsunuz. Hani bu tarz konunun şeyleriniz olabilir. Çünkü Merkür de Yay burcunda. Yani siz ciddi anlamda hayata Kasım ayında, 24 Kasım'da hayata olumsuz bakıyorsunuz. Çok karamsarsınız. Gizli düşmanlarınız ya da sağlık süreçleriyle alakalı olumsuz nedenler moralinizi ciddi anlamda bozmuş olacağını söyleyebilirim. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 27 Kasım tarihinde de burada 4 derece İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin 6-12 aksınızda gerçekleşiyor. Yani sağlık konuları, rutin iş hayatı. Söylemiş olduğum gibi yani burada şöyle yapalım. 4 derece Güneş, 4 derece Yay. Evet. Şimdi ya rutin iş hayatınızdaki o belirsizlikler kalkacak. Yani sen işten ayrılmıştın o sert açılarda. Buradaki Güneş Uranüs karşıtı, Ay Uranüs karşıtlığında. Belki sen işten ayrılmıştın, bir belirsizlik yaşıyordun iş hayatında. Hani belki de iş bulacaksın şeklinde çalışabilir. Yani ya iş bulacaksın ya da o belirsizlik ortadan kalkacak. Şu ana kadar işten ayrılmadın. Ama şu an artık özellikle aralığın ayın başında belki de işten ayrılacaksın. Hani bu tarz gündemler seni bekleyebilir. Ya da işte o ameliyat gündemleri, o sağlıkla alakalı hastane süreçlerinde belki de olumlu veya olumsuz sürecin nasıl tamamlanacağıyla alakalı süreçler netleşecektir. 6-12 aksınızda bu dolunayın olması, aynı zamanda yanınızda çalıştırdığınız insanlar, kiracılarınızla alakalı eğer problemleriniz varsa, angarya işlerle alakalı bazı süreçler yürütüyorsanız, hani bu konulardaki belirsizlikler de ortadan kalkabilir. Özellikle Aralık ayının başlangıcında. Yani bir kiralık bir eviniz varsa, belki kiracı evden çıkmıştır. Hani buradaki belirsizlik ortadan kalkacaktır. Belki de yeni bir kiracı gelecek. Hani bu şekillerde çalışabilir. Bunun haricinde tabii ki 6-12 aksında ikizler yay aksında olması. Belki de sen bu depresyon sürecinden sonra yani bir eğitim alacaksın mesela. Astroloji eğitimi olabilir. Özellikle yay burcu olması sebebiyle. Yani kendi hayat felsefesi yolunda kendini düzeltmek için artık bir karar vereceksin. Çünkü 12. ev aynı zamanda hazırlık sürecidir. Gelecekle alakalı bazı planlar kurmaya çalışırız ama tam aktif değilizdir. Muhtemelen Güneş Oğlak Burcu'na geçtikten sonra sen bu yaşamış olduğun sorunlarla alakalı bir adım atmayı düşünebilirsin. Özellikle bir astroloji eğitimi almak veya ticarete atılmak ya da problemlerini çözmek için herhangi bir şekilde bir eğitim almak ve eğitim alarak bu konuda problemlerini çözmeye çalışacağını söylüyor bana. Evet sevgili Oğlak burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili Kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları ile karşınızdayım. Şimdi Kasım ayında özellikle hem Güneş'in hem Mars'ın hem de Merkür'ün Akrep burcunda ve sizin 10. evinizde olduğunu görmekteyim. Demek ki meslek hayatınızda, iş yerinizde bazı problemleriniz var. Belki maddi problemler yaşıyorsunuz. Patronlarınızla, yöneticilerinizle problem yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek. Özellikle Mars, Merkür birbirine çok yakın durumda olduğunu görmekteyim. Özellikle Kasım ayında sizden yaşça genç çalışma arkadaşlarınızla bir problem yaşadığınızı gösteriyor burada. Mars Güneş kavuşumu da burada özellikle patronlarınız, yöneticilerinizle aranızda bazı sorunlar olabileceğini bana gösteriyor. Hani burada eğer çalışmıyorsanız da meslek edinmek adına belki de bir kursa yazıldınız. Hani bu kurstaki hocalarınızla belki ya da kursa aldığınız diğer arkadaşlarınızla problem yaşıyorsunuz. Ya da bu kursun ödemeleri çok ağır. Mesela astroloji eğitimleri size belki ödemeleri pahalı geldi.
Aslında taksitlendiriyorlar çoğu astrolog ama belki de bu hedefinize ulaşmak için çok zorlandığınız bir ay diyebilirim. Ama çoğunuzun hayatında ben özellikle meslek hayatınızda, yöneticilerinizle, patronlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla ciddi anlamda sorun yaşadığınızı ya da maddi olarak belki de alacaklarınızı tam olarak tahsil edemediğiniz için maddi problem yaşadığınızı gösteriyor. Akrep burcunda olması iş yerinde bir krizin olduğunu gösteriyor açıkçası. Bunun haricinde eğer çalışmıyorsanız tabii ki bu stelyum sizin dördüncü evinize yani ailenize, yaşadığınız yuvanıza, anne babanızın olduğu eve özellikle karşıdan bakıyor. Demek ki burada bazı problemler var. Ya yaşadığınız yerle alakalı bir problem var ya da anne babanızla alakalı bir problem yaşıyorsunuz Kasım ayında. Şimdi Venüs'ünüze baktığım zaman sizin özellikle 8 Kasım tarihine kadar Başak Burcu'nda ve 8. evinizde olduğunu görmekteyim. Özellikle başkasından gelen paralar, işte eşinizin parası, eğer bakarsanız annenizin, babanızın parasıyla alakalı birileriyle konuşma ihtiyacında olduğunuzu söyleyebilirim. Belki de para istemek için daha çok insanlarla bir araya geleceksiniz. Veya insanlara hizmet vererek, Başak Burcu köle gibi çalışmakla alakalıdır. Belki Fiverr, Upwork gibi sitelerden para kazancınız var. Özellikle buralarda Oğlak Burcu'nda planetleriniz varsa, yani kişisel olarak yeteneklerinizi kullanarak insanlardan hizmet vererek para kazanma olasılığınız oldukça fazla olacaktır. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 8 Kasım tarihine Venüs sizin 9. evinize giriyor. Şimdi 9. ev astroloji ile alakalı konular, işte üniversitelerde doçentlik gibi konular. Hani bu konulardaki sosyal ilişkileriniz, konuşmalarınız artabilir. Bunun haricinde tabii ki dış ticaretten para kazanmak veya mahkeme süreçleri ile alakalı bir yerden para beklentiniz vardır. Hani buradan para beklentisi belki de gelebilir yani bazılarınızın hayatında. Ya da sadece birisine dava açmak istiyorsunuzdur. İşte avukatlarla görüşüyorsunuzdur. Veya diğer akrabalarınızla bir araya geliyorsunuzdur. İşte sorununu çözmek için mahkeme süreçleriyle alakalı. Yayıncılık yapıyorsunuzdur. 9. ev yayıncılıkla alakalıdır. Uzaklara gitme teması hakimdir 9. evde. Yani yayıncılıkla alakalı insanlarla bir araya gelme ihtimali 8 Kasım sonrası oldukça fazla olacaktır. Benim gibi yayıncılıkla uğraşan, YouTube'da video içeren, üreten birisiniz. Bunun haricinde tabii ki dış ticaretle ilgiliyseniz, toptancılar, distribütörlerle 8 Kasım sonrası çok fazla bir araya gelecek ve sosyal bağlantılarınız çok fazla olacaktır diyebilirim. Bunun haricinde 8 Kasım sonrası eğer bekarsanız ASC Venüs'e trenini açı yaptığında özellikle yurt dışı bağlantılı insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Yurt dışındaki bir kişiyle tanışma ihtimaliniz var bekarsanız veya yurt dışı temalarından para kazanabilirsiniz. Mahkeme süreçlerinden para kazanabilirsiniz. İşte yayıncılıktan para kazanabilirsiniz. Dış ticaretten para kazanabilirsiniz. Veya sadece burada sosyal bağlantılar, sosyal ilişkiler çok fazla ön plana çıkıyor. Ama ASC'nizde Venüs trine açı yaptığında hani yurt dışından belki de biriyle tanışacaksınız. Hani ya da temasa geçeceksiniz en düşük boyutta bu şekilde çalışacaktır. Bunun haricinde tabii ki 13 Kasım tarihinde 20 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Şimdi yeni ay yeni başlangıçları gösteriyor. Yeni bir süreç başlatır hayatımızda. Yeni bir karar verdik. Burada Mars da eşlik ediyor. Şimdi sizin 10. evinizde yeni bir başlangıç var. İş yerinizde arkadaşlar sanki yeni bir süreç başlıyor. Belki işinizi değiştirdiniz veya çalışmıyorsunuz. Siz kendinize bir kariyer hedefi belirlemiştiniz. Bir bakın burada Mars var. Sanki biriyle kavga ettiniz, tartıştınız ve işinizden ayrıldınız. Veya başka biriyle tartıştınız. Sen bir kariyer hedefi belirlemiştin. Artık kızgınlıkla artık bu kariyer hedefinden vazgeçtim. Kendime başka bir kariyer hedefi belirledim şeklinde çalışabilir. Çalışma arkadaşlarınızla olan, patronlarınızla olan
kavgalı ve tartışmalı bir sürecin de başladığını bize gösterebilir burada. Yani bu yeni ay böyle bir sürecin bize başladığını gösterebilir. Bunun haricinde tabii ki bu yeni ay hemen karşısındaki, bakın, Ay Uranüs karşıtı, Güneş Uranüs karşıtı ve Mars Uranüs karşıtlığı var. 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihinde işten ayrılabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla, patronlarınızla, yöneticilerinizle ciddi anlamda problem yaşayabilirsiniz veya siz iş yerinde aniden beklenmedik bir olay var iş yerinizde ve bu problemle uğraşacaksınız. Ve birisi engel çıkartacak, yani veya ekstradan çok aşılması güç bir angarya bir iş var, bununla uğraşacaksınız. Problem ya iş yerinizdedir, yani arkadaşlarınızla beraber o problemi çözeceksiniz veya sen bu iş yerinden ayrılacaksın diyebilirim. Ya da kendine birilerine kızdıktan sonra farklı bir kariyer hedefi belirleyeceğini söyleyebilirim. Aslında bunlar biraz da iyi olasılıklar diyebilirim. Çünkü bakın bu yeni ay Mars'la kavuşum halinde ve ciddi bir olayın habercisi aslında. Uranüs'te karşıt açısı var. Dördüncü evinizde Uranüs. Yani ailenizden biri, özellikle anne figürü, annenizin, işte bakın burada Güneş Uranüs karşıtı var. Babanızın bir ameliyatlık gündemi oluşabilir açıkçası. Hani bu veya yaşadığınız yerde, yani odanızda, dış cephede, belki de evin tesisatında ciddi bir problem var. Sadece ailenizde ciddi bir problem, sağlık problemi olacak demiyorum. Ama yaşadığınız yer olasılık bakımından, anne babanızın hayatı, sağlıkla alakalı konular, işte ev tesisatı ya da satın almış olduğunuz miktarda. Bakın, eğer ev satın almak istiyorsanız, araba satın almak istiyorsanız, ciddi anlamda zorlanabileceğiniz negatif bir etkiyle karşılaşacaksınız. 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım sizi çok kötü etkileyebilir bu yeni ay. Özellikle yani burada ASC derecenizde de bu yeni ayın kare açı yapması, T kare açı kalıbı oluşturma ihtimali var. Yani şurada sizin özellikle 20 derece kova burcunda arkadaşlar bir gezegeniniz varsa bu satın almış olduğunuz miktarla ciddi anlamda zorlanabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz. Yani ani bir krizle karşılaşma ihtimaliniz var. Diyebilirim. Aşağı yukarı olasılıklar bu şekilde. Ama sağlık konularına dikkate alın. Yani annenizin, babanızın bir sağlık problemi oluşabilir. 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım. Ama yaşamış olduğunuz yer ve satın almış olduğunuz mülklerde de bir problem oluşabilir. Şimdi bunun haricinde neler var? Şimdi 23 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna giriyor. 24 Kasım tarihinde de günün ilerleyen saatlerinde Mars Yay burcuna girecek. Yani sosyal çevrenizde sanki bir mücadeleniz var, bir tartışmanız var. Burada savaş veriyorsunuz. Tabii ki 11. ev özellikle çalışıyorsanız çalışma arkadaşlarınızın olduğu o grubu gösterebilir. Kimlerle en çok görüşüyorsunuz, sosyal çevreniz kimlerle ilgili ise, hani bu kişilerle alakalı sanki bir mücadeleniz, bir savaşınız var. Bunun haricinde neleri gösterebilir? Sosyal medyada içerik, çünkü 11. ev çoklu insan gruplarını gösterir. Sen sosyal medyada çok fazla içerik üreten biriysen, hani belki de 24 Kasım sonrası sen çok fazla içerik üreteceksin veya yaşamış olduğun stresli durumlardan dolayı içerik üretmek için çok fazla zorlanacaksın. 11. ev finansal şirketleri, kurumsal şirketleri gösterir. Eğer çalışmıyorsan yani bu şirketlere başvuru yapmış olabilirsin mesela. Hani bu şirketlere giriş yapmak, işte kariyer gelirleri elde etmek için çok fazla çalışabilirsin. Merkür de bakın yay burcunda. Yani burada kariyeri ciddi anlamda, kariyer gelirlerini ciddi anlamda düşündüğünü gösteriyor. Ya da sosyal çevreni, arkadaşlarını, kuzenlerini, akrabalarını da gösteriyor olabilir. Yani burası akraba demek değil. Eğer sen sosyal çevrensin, arkadaşların değil de akrabalarından ibaretse, özellikle 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerindeki o yeni ayın getireceği etkiler de zaten
akrabalarından gelecek arkadaşım ve akrabalarınla alakalı düşüncelere ve zorlanmış olduğun bazı olaylar gelecek hayatına diyebilirim. Ama bu tabii ki kariyer hayatında, yani bir kariyer elde etmek için de, kariyer geliri elde etmek için de 24 Kasım sonrası çok fazla savaşacağın, sosyal medyada savaşacağın bir gündemde oluşabilir. Politikacı insanlarla, yani devletin herhangi bir kademesinde milletvekili olabilir, meclis üyesi olabilir veya belediyenin herhangi bir kurumundaki işleriniz vardır. Hani bu konulardaki işlerinizi halletmek için de ciddi anlamda savaş vereceğiniz bir dönemde yaklaşıyor. 24 Kasım sonrası belki de iş kuracaksınız. Hani yani oraya buraya işte vergi dairesine falan gideceksiniz belki de. Ama gerçi 11. evde sizin yay burcunuz var. Daha çok kariyerle alakalı olacaktır. Ya da dış ticaret, yayıncılıkla alakalı konular sanki sizin biraz da daha çok ilgilendiriyor gibi gözüküyor. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 27 Kasım tarihine geldiğimiz zaman burada 4 derece İkizler burcunda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin 11-5 aksınızda gerçekleşiyor. Demek ki kariyer gelirleriyle alakalı o yapmış olduğunuz, çalışmış olduğunuz şeylerin meyvesini alacaksınız. Ya da sosyal çevrenizdeki işte o akrabalarınızın belki de bir sağlık problemi vardı. Bu o sağlık problemlerinin sonucunu öğreneceksiniz diyebilirim. Tabii ki bu dolunay sizin 5. evinizde gerçekleşiyor aslında. 5. ev çocuklarla ilgilidir, yatırımlarla alakalıdır. Şimdi çocuklarınızla alakalı belki de bir netleşme var. Belki de siz belediyeden kurs almak ya da belediyeden burs almak gibi düşünceleriniz vardır. Vakıflardan burs almak gibi düşünceleriniz vardır. Hani buralardan haber gelecek. Veya çalışmıyorsunuzdur arkadaşım. Şimdi bu dolunay sizin 11-5 aksınızda olduğu için politikacı insanlardan, belediyede çalışan insanlardan destek alıp almayacağın işte o haber gelecek sana. Kurumsal şirketlere başvuru yapmışsındır. Hani birçok insanın çalıştığı yerlere. Bu işlerde başarılı olacak mıyım, olmayacak mıyım? Hani bunun haberini alacaksın. Tabii ki 11-5 aksı özellikle işte astroloji eğitim alıyorsan işte Telegram grupları vardır, WhatsApp grupları vardır. Hani bu gruplarla alakalı bazı önemli haberler alabilirsin. Yani bazı şeyler netleşecektir. Belki de burada bir savaş var. Yani içinizde bulunduğunuz eğitim grubunda bazı arkadaşlar birbirine düşmüş olabilir. Belki de hocalarınız bu sorunu çözecek. Yani buradaki belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Tabii ki 5. ev yatırımlarla alakalıdır. Aynı zamanda ya da aşk hayatıyla alakalıdır. Yani özellikle 27 Kasım sonrası sizin çocuklarınızla alakalı bir karar, belirsizlik ortadan kalkacak. Yatırımlarla alakalı bir belirsizlik ortadan kalkacaktır. Astroloji eğitimleriyle alakalı belirsizlikler ortadan kalkacaktır diyebilirim. 5. ve aynı zamanda aşk hayatıyla ilgilidir arkadaşlar. Yani sevgilinizle aranızda bazı kavgalar olmuşsa, bakın Güneş Mars kavuşum var. Burada sanki sevgilinizle tartışmışsınız. Tabii ki burası aşk evi. Yani burada o tartışmanın nereye gideceği ile alakalı bir netleşme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki bu dolunayın etkisi Aralık ayının başlangıcına yansıyacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sevgili kova burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum. Sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Şimdi Kasım ayında özellikle Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün sizin 9. evinizde ve Akrep burcunuzda olduğunu görmekteyim. Demek ki özellikle astroloji eğitimleri olabilir, üniversitelerde doçentlik gibi konularda, tez yazmak gibi konularda hani ciddi anlamda problemleriniz var. Akrep burcunda olması sebebiyle bu gezegenlerin para konularında ciddi anlamda zorlandığınızı gösteriyor aslında. Ya da özellikle krizli bazı meselelerin sorunlar yaşadığınızı gösteriyor. Yani 9. ev konularında. Belki mahkeme süreçleriyle alakalı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz.
İşte yayıncılıkla alakalı konularda, dış ticaretle alakalı konularda ciddi anlamda savaş veriyorsunuz. Buralarda bir sorununuz var. Merkürünüzün tabii ki Akrep burcunda olması, yani özellikle maddi problemlerin kafanızı çok fazla meşgul ettiğini gösteren bir yerleşim. Tabii ki özellikle burada Mars-Güneş kavuşumu var. Kasım ayında demek ki astroloji hocanız belki hani ya da profesörlerle bu kişilerle sanki bir problem yaşıyorsunuz. Mesela Amerika'ya gitmek, Kanada'ya gitmek. Yani bir vize görüşmesine giderseniz oradaki yönetici kişi, artık sorumlu olan her kimse sanki oradaki o vize görüşmesi sanki biraz sorunlu geçecekmiş gibi. Belki de sen Amerika'ya, Kanada'ya gitmek istiyorsun ama para problemlerim var. Hani Kasım ayında böyle bir yurt dışına gitmek gibi bir düşüncen varsa bu süreci zar zor tamamlayacaksın. Zaten Jüpiter'de retroyken bunu biraz zor tamamlayacağını söyleyebilirim. Bunun haricinde tabii ki 9. ev dış ticaretle alakalıdır. Şimdi dış ticaret yapan bir insansan, özellikle toptancılarınla olan, distribütörlerinle olan o ilişkinde, o bağlantında sanki alacak verecek durumlarından dolayı bir krizin içindesin. Belki kargo süreçlerinde sorun yaşıyorsun. Hani burada ödemelerde sorun yaşıyorsun. Burada bir problem yaşadığını görmekteyim. Tabii ki Güneş burada olduğu için bu problemleri çözmek için adım atmak istiyorsun aslında. Bir şeyleri fark yaratmak için bir şeyleri çözmeye çalışıyorsun diyebilirim. Aynı zamanda tabii ki mahkeme süreçlerinde de bazı problemler yaşıyor olabilirsin. Venüs'ünüze baktığım zaman şimdi burada Venüs sizin 7. evinizde ve Başak Burcu'nda olduğunu görmekteyim. 8 Kasım tarihine kadar en çok görüştüğünüz insanlarla bir araya gelmek, sosyal bağlantıları bu kişilerle kurma konusunda aslında 8 Kasım'a kadar yatkınsınız. Yani özellikle eşinizle olan ilişkiniz, konuşmalarınız 8 Kasım'a kadar oldukça fazla olacak. Ya da eşinizin tarafı, yani evlendiğiniz kişinin akrabaları ile alakalı görüşmeleriniz, sosyal bağlantılarınız çok fazla olacak. İkili iş anlaşmaları ortaklarla alakalıdır. Belki de iş hayatınızda beraber yürüttüğünüz konularda para konularıyla alakalı bazı meseleleriniz var. Bu yüzden birileriyle bir araya geliyorsunuz. Çalışmıyorsanız ikili iş anlaşmaları gerçekleştirmek veya herhangi bir şekilde şirketiniz vardır. İşte toptancılarda distribütörlerle konuşmak, bir araya gelmek 8 Kasım'a kadar oldukça fazla olacaktır diyebilirim. Yine 8 Kasım tarihine kadar eşinizden gelir elde etmek veya anne babanızdan, en çok görüştüğünüz kimler varsa veya çalışma hayatınızdaki insanlardan gelir elde etmek, onlardan para anlamında bir şeyler almak konusunda şanslısınız. Tabii ki Başak Burcu olması sebebiyle muhtemelen siz rutin iş hayatınızda çok çalışıyorsunuz. Eğer hizmet vererek, yani Fiverr, Upwork gibi sitelerden para kazanan bir kişiyseniz aslında 8 Kasım'a kadar şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi 8 Kasım'dan sonra Venüs sizin 8. evinize giriyor. Özellikle sosyal ilişkileriniz, sosyal bağlantılarınız eşinizin parasıyla alakalı olacak. Yani daha çok eşinizin parasıyla alakalı konuşmalar dönecek. Başkasından beklediğiniz paralarla alakalı konuşmalar artabilir. Daha çok başkalarına odaklı bir para beklentiniz olacak. Yine tabii ki 8. ev zor meseleler, ameliyatlarla ilgilidir, nafakalarla ilgilidir. Hani bu konulardan belki bir para beklentiniz var. Bu para beklentisini çözmek için sosyal bağlantılar, birileriyle bir araya gelebilirsiniz. Belki ameliyatlık gündemleriniz var, işte miraslar gündemde veya zor meseleler olduğu için vasiyetnameler, işte miraslarla alakalı anlaşmazlıklar var, akrabalarınızla bir araya geldiniz. Hani sosyal ilişkiler bu şekilde canlanacaktır diyebilirim. Venüs 8. evdeyken tabii ki yani her ne kadar güçlü olduğu evde olsa da burada konunun biraz krizlerle alakalı olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü 8. ev Akrep Burcu'nun evidir. Yani burada para konuları veya başkasına bağlı olan
gelirlerle alakalı konularda biraz sorun yaşama ihtimaliniz var, ama Venüs burada güçlü olduğu için siz bu gelirleri elde etme konusunda zorlanmayacaksınız sevgili balıklar. Bunun haricinde yani Kasım ayında 8 Kasım sonrası zorlanmayacaksınız diyebilirim. Şimdi 13 Kasım tane geldiğimiz zaman burada 20 derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Yeni ay yeni süreçleri, yeni başlangıçları gösterir. Burada Mars da var. Yani bu yeni aya Mars eşlik ediyor. Şimdi 9. ev eşinizin akrabalarına gösterir. Yayıncılıkla alakalı, mahkeme süreçleriyle alakalı konuları gösteriyor. Belki de astroloji eğitimi aldınız. Üniversitelerde doçentlik konularda tez yazan bir kişisiniz. Hani burada yeni bir süreç başlatıyor olabilirsiniz. Yeni bir astroloji eğitimine başlayabilirsiniz. Veya kızgınlıkla, arkadaşım sen belki de astroloji eğitimi aldın. Bu astroloji eğitiminden bir anda kopmak isteyebilirsin. Çünkü bu yeni ay, bakın, Ay Uranüs karşıtı var. Güneş Uranüs karşıtı var. Mars Uranüs karşıtı var. 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri senin için önemli olacak. Yani belki de üniversite hocanla tartışacaksın. Üniversitede ayrılmayı bile düşünebilirsin, öyle söyleyeyim. Bunun haricinde tabii ki Amerika'ya gitmek, Kanada'ya gitmek için 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri işte uygun olmayan tarihler olduğunu söyleyebilirim. Yani vizelerden ret alma ihtimaliniz oldukça yüksek olacaktır. Hani dış ticaretle ilgilenen birisiniz. Şimdi distribütörlerle, toptancılarla ciddi anlamda krizli bazı sorunlar yaşama ihtimaliniz var. Özellikle para konularıyla alakalı, alacak verecek durumlarıyla alakalı bazı problemler yaşayabilirsiniz. Bu problemler sizin bu distribütörlerle, toptancılarla olan ilişkinizi kopartabilir. Tabii ki 9. ev başka nelerle ilgilidir? Yani mahkeme süreçlerini bize gösteriyor. Belki de mahkeme süreçleriyle alakalı yeni bir süreç başlatacaksınız. Artık bakın bu yeni ay sizin 3. evinize karşıdan bakıyor. Belki akrabalarınızla artık kızdınız. Yani mal paylaşımı için toplantı haline geçtiniz. Ve bu toplantı çok gerginlikle bitti. Anlaşamadınız. Ve artık dediniz ki artık bu iş mahkemede çözülecek şeklinde bir konuşmayı da gösterebilir. Çoğunuzun hayatında tabii ki hayat felsefesinde belki de bazı kızgınlıkla almış olduğunuz bir kararla kendinize yeni bir kariyer hedefi belirleyebilirsiniz. Belki maddi problem yaşıyorsunuz. Bakın burada bu stelyum, bu yeni ay Akrep Burcu'nda. Yani sen çok kriz içerisindesin. Sorunlar yaşıyorsun. 9. ev hayat felsefesiyle alakalıdır. Hayat yolumuzu gösterir. Sen burada kendine yeni bir hayat yolu, yeni bir kariyer hedefi belirleyebilirsiniz. Belki de maddi problemlerden dolayı artık kızdın. Yani ben bu şekilde para kazanamıyorum. Bana yetmiyor. Farklı bir kariyer hedefi belirleyebilirsin. Aşağı yukarı olasılıklar bu şekilde arkadaşlar. Yani yayıncılıkla alakalı konularda benim gibi içerik üreten kişilerde bir sorunla karşılaşacak. Özellikle balık burçları. Ve yani yeni bir süreç başlatabilirler yapmış olduğu işlerle alakalı. Aşağı yukarı olasılıklar bu şekilde. Tabii ki 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihlerinde bakın burada Ay Uranüs karşıtı var. Güneş Uranüs karşıtı ve Mars Uranüs karşıtı var. Ve bu yeni ay arkadaşlar 3. evinize karşıtan bakıyor. 3. ev sizin akrabalarınızı, kardeşlerinizi gösterir. Şimdi demek ki senin kardeşlerinle alakalı ciddi bazı problemler yaşayabilirsin. Tartışabilirsin işte arsa davaları mesela. Paylaşım sorunu yaşıyor olabilirsin. Kardeşlerinin ve akrabalarının ameliyat gündemleri olabilir aniden. Kötü bir sürprizle karşılaşabilirsin. 11 Kasım, 12 Kasım ve 13 Kasım tarihleri senin için ciddi anlamda aniden öfkelenebileceğin veya aniden olumsuz haberler duyabileceğin tarihler olacak. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Tabii ki 3. ev ticaretle alakalı konular, eğitimle alakalı konular, kısa seyahatlerle alakalı konulardan ani sürprizler, ani kötü haberler alabilirsin. Yani belki de biri seyahate çıkmıştı ve bu seyahatte trafik kazası geçirdi gibi bir haberle de karşılaşma ihtimalin var sevgili
balıklar. Yani aşağı yukarı olasılıklar bu şekilde. Özellikle kardeşlerinizin, akrabalarınızın bazı ameliyat haberleri, sağlık süreçleriyle alakalı konularda bir sorun yaşadığını öğrenebilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki 23 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna girecek. Hemen sonrasında zaten Mars da Yay burcuna girecek. Yay burcu sizin 10. eviniz. Yani meslek hayatınız, kariyer hedefleriniz. Şimdi çalışma hayatınızda çok fazla problem yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle 24 Kasım sonrası, özellikle Aralık ayında siz daha çok çalışma hayatınızda çok fazla problem var veya da çok fazla iş yükü var üzerinizde. Hani o işlerle uğraşacaksınız diyebilirim. Bunun haricinde tabii ki 10. ev bizim annemizi gösterir. Toplumdaki statümüzü gösterir. Burada bir savaşımız var. Sanki bir mücadele içerisine girdik. Belki annenizin bazı problemleri var. Onlarla uğraşacaksınız. Ya da toplumdaki statünüzle alakalı çok fazla parladığınız, çok fazla ön plana çıktığınız, meslek hayatınızdaki problemleri çözmek için adım attığınız, fark yaratmak için bir şeyler ortaya koymaya çalıştığınız bir zaman dilimi olacak. 24 Kasım'dan sonraki süreçte. Merkür de tabii ki Yay burcunda. Demek ki kariyer hedefini, meslek hayatınızı çok fazla düşündüğünüz bir süreç var. 24 Kasım sonrası. Özellikle Aralık ayının başlarında, Aralık ayının çoğunu bu şekilde geçireceksiniz. Bunun haricinde neler söyleyebiliriz? Şimdi 27 Kasım tarihinde 4 derece İkizler burcunda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay sizin 4-10 aksınızda gerçekleşiyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi meslek hayatınızda, iş yerinizde bazı belirsiz olan olaylar varsa, hani bu belirsizlikler ortadan kalkacaklar. Yani burası 10. eviniz olduğu için. Burası da 4. ev. Yani sizin eviniz, yuvanız, yaşam alanınız, ailenizle ilgili ev. Yani burada ciddi anlamda yeni bir haber var. Yeni bir belirsiz olan sürecin aydınlanması var. Belki de yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz. 4. evden dolayı. Ya da ailenizle alakalı bazı sorunlar var. Anne babanızın sağlık sorunları olabilir. Yaşadığınız yerle alakalı sorunlar olabilir. Tabii ki bakın 4. ev bizim satın almış olduğumuz mülklerle alakalıdır. İşte ev satın almak, araba satın almak gibi konuları gösterir. Hani bu konularda bazı belirsizlikler yaşıyorsunuzdur. Belki maddi problemleriniz vardır. Kredi çektiniz veya kredi çekmeye çalışıyordunuz. Akrep burcundaki o yeni aylardan dolayı. Hani burada o artık evi satın almaya, arabayı satın almaya karar vereceksiniz diyebilirim. Bunun haricinde tabii ki burada Mars'ın Güneş'e yakın olması, özellikle anne babanızla tartışmaya, ailenizde tartışmalı bir ortam olmasını da oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada 4 ön aksında olması, kariyer hedeflerinde çok fazla mücadele edeceğiniz bir dönem var. Yani artık sen belki de bir eğitim aldın. Bakın Yay burcu eğitimlerle, uzmanlık gerektiren eğitimlerle alakalı. İkizler burcu da hem eğitim ve ticaretle alakalı, konuşma ve iletişimle alakalı konuları gösteriyor. Belki de sen bir eğitim aldın, kariyer hedeflerinle alakalı. Hani bu konulardaki o başarılı mı olacağım, başarısız mı olacağım? Özellikle Aralık ayının başlangıcında bu konulardaki o belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Çoğunuz hayatında aile konularındaki o belirsizlikler, meslek hayatınızdaki o belirsizlikler, satın almış olduğunuz veya almak istediğiniz o ev, arabayla alakalı konulardaki o belirsizlikler ortadan kalkacaktır diyebilirim. Sevgili balık burçları, Kasım ayı aylık burç yorumları bu şekildeydi. Kanalıma abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizlere mutlu bir ay diliyorum.